Cem telefonumu alarak kendi eşine mesaj attı. Beni iffetsizlikle suçladılar. Ailecek. Hepsi beraber darp ediyorlar beni. Darp ediyorlar beni. Fatma Yunus'a bir şans daha verecek mi? Mehmet Ali Özgürt kayınpederi. Çocuklarını sevirsem ocağa sadık olacaktım ocağa. Birinci aya bilmem kaçına mahkememiz var. Bu işe ilk günden beri karşı çıkan Yunus'un babası canlı yayında. O sülaleyi bu hep sildim geldim zaten. Gel dönemem. Şimdi Esra Erol'da. Zeynep abla oğluna seslenmişti. 5 yıl önce oğlu evleniyor, sonra anneyle bütün ilişkisini kopartıyor. Ben son sözümü söyleyeyim. Son sözünüzü söyleyeyim. Yani barışma ihtimaliniz varsa da tamamen bitti. Mehmet, ben de son sözümü söylüyorum. Şu bağrıma başı basacağım. Soy ismini değiştir Mehmet, sağlam yaptı. Artık senin gibi evladım yok. Bugün öyle bir isim geliyor ki Mehmet Gürsoy'un kayınpederi hicabı sağlam ve eşi Şehriban Hanım'la ilgili akıl almaz iddialar. Bunlar anne babalık yapamamışlar. Bugün duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Ailesini terk etti. Esin'in arkadaşı Onur'a kaçtı. Onur Önler. Burcu'nun dünyaya getirdiği çocuğun babası benim dedi. Hatta DNA testi yaptırdı söyledik. Peki Burcu'nun 2 aylık bebeğinin babası Onur mu? Sen emin misin bebeğinin babasının? Evet abla, az önce ben Onur'la konuştum. Çocuğun babası benim diyor. DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak. Şimdi Esra Erol'da. ...13 gün önce ortadan kaybolan Gül Yılmaz'dan öyle bir haber var ki... Eşiniz Gül Yılmaz, 5 Aralık Salı günü 2 tane evladını alarak gittim. Gül Hanım'ın yaptıklarına olduğu yere çok şaşıracaksınız. Bir kadın niye evini çocuklarıyla beraber terk eder? Şimdi Esra Erol'da. Resmi nikahlı eşi Tuğba'yı ve bebekleri Pol Hezefe'yi halası ve amcası kaçırdı. 6,5 ay önce eşim ve çocuğumu babası, halası, amcası kaçırdı. Çocuğumu 6,5 aydır göremiyorum. Yüzüne hasret kaldım, kokusunu özledim. Aylardır evladına hasret bir adam. Aylardır torununu göremeyen bir babaanne. Torunuma hasret kaldım, ne olur getirin de göreyim bir torun. Bittim 6,5 aydır. Esrarengiz bir kaçırılma hikayesi. Şimdi Esra Erol'da. Selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Cuma günü bıraktığımdan beri her şey yolundadır umarım.
2018'in bitmesine kaç, bir hafta kaldı ya. O kadar ne çabuk geçti ya. Çabuk geçti mi? Çok çabuk geçti. Bak teyzeye bak. Ay. Güzel bir hafta olması dileğiyle sevgili seyirciler. ATV ekranlarından herkese sevgiler, selamlar. Yeni yıl. Ama ben şu havayı da göremiyorum. Hani bir bana mı öyle geliyor? Herkese de soruyorum. Hani iki, genelde bu yeni yılın son haftalarında böyle bir coşku olur, dilekler, temenniler. Hiç böyle bir hava yok. Ay içimiz geçti bizim ya. Hayır, ben evde yaptım kendime göre hazırlıklar. Hani yeni yıl coşkusu da yok yani. Yok. O zaman o moda girelim yani, o yeni yıl coşkusuna. Avukatımız Fulya Kur'an bizimle beraber. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Güzel bir yayın olması dileğiyle. No, bir saniye ne oldu? Ben şey pozisyon alıyorum şu anda şöyle. İyi haftalar efendim. İyi haftalar efendim. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuşsunuz bugün. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz kendiniz giyiniyorsunuz değil mi? Evet. Birine ihtiyacınız yok. Bazen Zeyno yardım ediyor. Styling kızım. Hashtag kızım. Alışverişi çok sevmediğim için o alıyor çoğu kıyafeti. Ne şanslısınız. Bizim oğullarımız var. Öyle bir şansımız da olmayacak. Şurada geliniz alacak efendim. Ha? Gelinimiz. Evet. Gelinler. İki gelin. İkisi de. Ay nasıl bir kayınvalide olacağım acaba? Niye ay dedin ya? Elim aşağı olmam. Çenemle. Güzel kızım, ben seni yormak istemiyorum ama görmüş geçirim. Ben zamanın da Türkiye'de televizyonlar da. Oo, gündüz kuşağındaydık biz. Ne sanıyorsun? Ha? Çok havalı olur. Evet, kayınvalidemiz. Hayır, gelinlere sürekli eski fotoğrafları göster. Bak bu televizyonlar diye. O zaman ünlüydüm diye. İlk konuğum geliyor. Rıdvan İnce. Hayatın içinde Ordu'dan, Ünye'den katılıyorlar programa. Enteresan bir hikaye sevgili seyirciler. 2018 Mayıs ayından beri eşimi göremiyorum. Eşimin ailesi çocuğumla ve eşimle olan ilişkimi kopardılar. Ki bunun için hani gitmiş, yasal müracaatlarda da bulunmuş. Bir gariplik var bu işte. Detaylarını hepsini Rıdvan İnce'nin kendisinden ve annesinden öğreneceğiz. Alkışlarla geliyorlar. Hoş geldin Hoş Rıdvan. Hoş bulduk Ezra abla. Bir yıllık evlisin. Evet. Eşim gittiğinde 14 aylık evliydik. 14 ay. Gittiğinde evet. 14 aylık. Evet. Evliydiniz. Bir çocuğunuz da var. Bir çocuğumuz var. Şu an 10 aylık oldu. Ellerinizden öper. Kaç aydır çocuğunu görmüyorsun? Şu an 7 aydır görmüyorum. 7 aydır çocuğunu görmüyorsun. Evet. Eşim Mayıs ayında gitmiş. 8 aydır da onu görmüyorsun. Evet. Nerede yaşıyordunuz siz eşinle beraber? Ordu'nya da yaşıyorduk. Evet. Memlekette iş bulamadığım için 4. ayın beri 2018 tarihinde Alanya'ya çalışmaya gittiğim esnada eşim ve oğlumu annemle babamın ikamet etmiş olduğu eve bırakmıştım. 5. ayın 13'ünde de kayınpederim beni arayarak bir gün sonra getireceğim diye eşim Tuğba Yiğit'ince ve oğlum Poyraz Efe'yi götüreceğini söyledi. Eşi ben, Tuğba Yiğit, evet. Oğlu Poyraz Efe. Evet, bir gün sonra getireceğim diye götüreceğini söyledi. Ben de ailesi diye müsaade ettim. Siz böyle hani nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz? Evliliğinizde bir şey var mı, bir farklılık var mı? Evliliğimizde herhangi bir problem yoktu. Gayet iyi bir evliliğimiz vardı. Burada kaçarak evlendiğiniz. Evet, bana kaçarak ve severek geldi eşim. Ailesi de bir gün sonra getireceğim diye götürdü. Bana getireceği tarihte eşimin babası Mustafa Yiğit, kız kardeşi Zeynep Bilgin ve abisi Adem Yiğit'le Bursa'ya gönderiyor. Bursa'dan da halasını oraya, Kütahya'ya gönderiyor. Eşimle çocuğumun ikametini halası ikamet etmiş oldu. Şunu anlayalım. Siz kaçtınız, evlendiniz, bir sevdiniz birbirinizi. Evet. Bir hafta sonra da resmi nikahınızı kurdunuz, evet. Yaptınız.
Ardından evliliğiniz 14 aydır güllük gülistanlık devam ediyor. Çocuğunuz da oldu, bir problem yok. Herhangi bir problem yoktu. Ama kayınpederin arıyor, diyor ki ay diyor Rıdvan diyor kız bir bana gelsin torunla diyor. Evet. Tamam, bu da çok normal bir şey. Cenaze oldu, cenazeye. Yani ben de ailesi diye gönderdim. Zaten normal olan gitmesi. Bana getireceği tarihte de 5. ayın 14'ünde de halası Zeynep Bilgin ve amcası Adem Yiğit'le Bursa'ya gönderiyor. Evet. Adem Yiğit kendi aracıyla götürüyor. Bursa'dan da Kütahya'ya gönderiyorlar. Tamam. Eşim ve çocuğumu Zeynep Bilgin'in ikametine alıyorlar, çocuğumla eşimin oturumunu. Bunu nüfustan öğrendim ben. Eşimin halasını aradığında bana yedi, sana yedi şartlarım var. Şartların ne? İşte 200 gram altın olacaksın. O biraz tuhaf, yani annenin evinde kalabilir, evlilikte problem de olabilir ama ikamet halanın evine gitmesi, evet, o çok sık karşılaşılan bir şey değil. Peki. Bana şartlarını sundu, şartlarını babasının öğrenmek... Babasının evine gidiyor, sonra evet, bir anda halasının evine geçiyor. Evet. İkametgahını da oraya aldırıyor. Evet. Halalarıyla yaşamaya başlıyorlar. Eşim kendisi almıyor zaten, baskı altında olduğu için halası alıyor bunu. Yani bütün olayların odak merkezi Zeynep Bilgin. Zeynep Adem Bilgin eşinin halası. Evet. Senden bazı talepleri olduğunu söyledin biraz önce. Evet, 200 gram altın. Eşim bana kaçtığında ben düğün yapacaktım nikahtan bir hafta sonra. Evet. Bazı problemlerden dolayı düğünümüzü iptal ettik biz. Tamam. Düğün yapacağımı söyledi. İstedikleri yerden ev tutacağımı söyledi. Haftada bir kere ailesine göndereceğimi söyledi. Ben zaten ailesiyle yani irtibatı kesen bir insan değildim. Defalarca yani işim bana kaçtığında babasını aradım. Gel barışalım dedim. Biz gelelim, elinizi öpelim, barışalım dedim. Bana 200 sene daha bekleyin dedi. Kesinlikle olmaz dedi. Ya bundan dolayı 14 ay süre içerisinde biz kesinlikle eşimin ailesiyle falan görüşmedik de. Sadece babası arada bir geliyordu ikamet etmiş olduğum eve, bu kadar. Diğer ailesiyle görüşmüyordu eşim. Annesiyle görüşüyor muydu? Annesiyle de görüşmüyordu. İstemiyordu. Annesiyle görüşmüyor ama baba sizin evinize, evet, kızının evine geliyordu. Torununu sevmeye, görmeye, evet, geliyordu. Torunu sevmeye gelmedi. Torunu, yani eşim doğum yaptığında ailesinden bir kişi geçmiş olsuna ziyarete dahi gelmedi. Baba niye diğer zamanlarda geliyordu babası? Doğum yapmadan önce geliyordu. Yani ondan sonra da artık ne olduysa zaten arayı bir soğutmaya başladı. Hatta yine teklifte bulundum ben bayramda. Gelelim dedim, elini öpelim, barışalım dedim. Yani bu şekil olmuyor, küstürmeyelim dedim. Bana 200 sene sonra barışacağını söyledi. Peki diyorsun, ben ki de saygı duydum. Kayınpederim beni aradı, kızı bize gönder dedi torunla, evet, beraber. Sen ama ona inandığın, güvendiğin için de kızını gönderdin. Şimdi kim güvenmez yani ailesinin evine göndermesi için? Yani ben ailesinden zaten kısıtlayan bir insan değildim. Dedim hani bana kaçarak geldi. En azından ara biraz ısınsın, barışsınlar. Evet. Mutlu bir şekilde anlaşalım, geçinelim dedim ben. Bobiyle hala götürmüş bizden. Hala götürmüş. Hala niye peki 14 ay sonra hani nikah olmuş, çocuk doğmuş. Niye sizden işte bu ne dedin 200 gram altın... Ya şimdi halasının şartları olacağından değil zaten. Sonuçta benim 14 aylık bir eşim. Gittiğinde de 3 ay 10 günlük bebeğim vardı eşimin kucağında. Oğlum Poyraz Efe. Şu anda o 3 aylık bebek oldu, 10 aylık bebek. Evet. Halanızın bu taleplerinden kayınbabanızın haberi var mı? Efendim? Yani bu talepler, halanın talepleri mi, kayınbabanın da taleplerinden haberi var mı? Şimdi amcası, eşimin babası, halası zaten bunlar birlikte organizasyon peşinde. Yani planı uygulayan bunlar. Ama ön planda olan Zeynep Bilgin ve Adem Yiğit. Şimdi sana bazı şartlar sunuyorlar. Evet. Demişler ki 200 gram altın. Evet. İstenilen yerden ev, eşya, haftada bir de annesiyle rahatça görüşmesi. Zaten ben annesinden ailesinden kısıtlayan bir insan değildim Esra abla. Yani eşim kendisi diyordu ki ben görüşmek istemiyorum. Evet. Neden diyordum? Ben dedi kesinlikle halamla, eniştemle, eşimin halasının kocası Ahmet Yiğit'le falan görüşmek istemediğini söyledi. Bunlar dedi bizim dedi yuvamızı yıkmaya çalışıyorlar. Bunlar bizi mutsuz ediyorlar dedi. Ben bu insanlarla kesinlikle görüşmek istemiyorum dedi. Sadece dedi babamla görüşmek istiyorum. O gelebilir gidebilir dedi bana. Ben dedim neden dedim. Yani bütün aile fertleriyle iyi olalım dedim. Benim düşüncem bu dedi bana. Ben de saygı duydum. Ama 14 ay sonunda ne oldu da yani bir anda bu şekil getireceğim diye götürüp de bana bu şartları koşuyorlar. Ben anlamış değilim. 13 Mayıs 2018 tarihinde karın gitti, sen o gündür bugündür karını görmüyorsun. Karımı göremiyorum. Karım gizli bir şekilde halasının sosyal medya hesabından, WhatsApp'tan engeli kaldırıp bana mesaj atıyor. Fotoğraflarını gönderiyor. Bunların hepsi zaten mevcut. Verdim burada. Bundan bir hafta önce de yayına çıkacağımı öğrendiği için şimdi bana yazmış olduklarını, göndermiş olduğu fotoğrafları yalanlıyor. Yani ailesinden gizli hesap açıp bana mesaj attığını sana gizli ailesi hesaplarda bilmiyorum. Ne yazıyor? Yani gizli hesaptan mesaj atıyor, ne yazıyor? İşte diyor seninle benim diyor birleşmemi diyor ailem diyor kesinlikle istemiyor diyor. Karşı çıkıyor diyor ama ben seni çok seviyorum diyor. İşte diyor ailem diyor evden çıktıktan sonra diyor halamların işten ben diyor kaçacağım diyor. Yani kaçmak için diyor bir yol arıyorum diyor. Yani 7 aydır bu şekilde devam ediyoruz. Ben bir çıkmazdayım Esra abla.
Peki 7 aydır sen hayatını nasıl sürdürüyorsun? 7 aydır ben Alanya'da çalışıyordum. Bu olaydan 1,5 ay sonra psikolojik ben çöktüm ben. Yani iş yerinde performans düşüklüğünden dolayı ben işimden de ayrıldım. Şu an 7 aydır boşum. Bir tarafta eşini göremiyorsun. Evet. Çocuğumu göremiyorum. Çocuğunu göremiyorsun. Evet. Diğer tarafı mesela hiç şöyle bir şey dedi mi? Tamam, şartlarınızı kabul ediyorum. Yani nalet gelsin, vereceğim bunları da, yeter ki çocuğum ve eşimle beraber olayım dedin mi? Ya ben şimdi şöyle bir şey var. Yani benim bir karakterim var. Ben kesinlikle şartları kabul etmeyeceğimi söyledim. Ama çocuğumdan ben asla kimse vazgeçiremez. Canımı veririm, ben çocuğumu yine vermem. Eşinin sana olan sevgisine inanıyor musun? Eşimin bana olan sevgisine inanıyorum ama şu an baskı altında olduğu için... Ailesini de suçlu duruma düşürmemek için şu an ailesinin yanında, ailesini tercih ediyor. Buraya gelip burada karşıma çıkıp sen istemiyorum desin, ben saygı duyarım. Sen halasıyla ilgili gidip şikayetçi olmuşsun eşimi zorla tutuyorlar diye. Evet, Alanya'dan iş yerinden izin alarak gittim memlekete. Emniyete... Tavşanlı'da oturuyorlar Kütahya'da. Kütahya Tavşanlı Tuşbilek'te oturuyorlar. Emniyete adreslerini verdim, ihbarda bulundum. Emniyet gittiğinde şimdi ben kendi isteğimle geldim, beni kimse zorla tutmuyor diye ifadesini vermiş. 18 yaşından da büyük olduğu için yani emniyetin de yapabileceği bir şey yok. Defalarca gittim. Peki savcılar polise bunu zorla mı söyledi? Niye? Kimse beni tutmuyor. Ben polise o mesajları gösterebilirdiniz. Size gelen mesajları. Eşim burada size bu şekilde şimdi beyan ediyor ama sosyal medyadan da bana orada zorla tutulduğunu ima ediyor diye o mesajları gösterebilirdiniz. O mesajları da gösterdim ben Hülya abla. Bana dedi, ben şimdi dedi gittim dedi adrese. Bana dedi kendi isteğiyle geldiğini söyledi dedi. Yani biz dedi oyuncak değiliz dedi. Yani hem beni hem de emniyeti oyuncak yapıyor bunlar. Yani ben çıkmazdayım yani, anlamış değilim bu insanları. Şimdi karşı taraftan Tuğba'nın halası Zeynep Bilgin, ismi geçen bahsettiğin, evet, iddialarda bulunduğun. Amcası Adem Yiğit, kayınpederi Mustafa Yiğit, Baldız'ın Şule. Yani onların hepsiyle iletişim kurmaya çalışıyoruz ama ekip arkadaşlarım diyor ki yani bir duvar örmüşler, hiç kimse hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Sen diyorsun ki 2013 tarihinde eşim çocuğu alıp babasının evine gitti. O tarihten yaklaşık 8 aydır evine dönemiyor. Evet. Ve ben çocuğumu göremiyorum. Evet. Esra abla, normal bir hani diyelim ki eşin seni terk etti. Sana der ki Rıdvan, ben seninle artık yapamıyorum. Sen bu cümleyi duydun mu? Hiç duymadım. Kesinlikle öyle bir şey söylemedi. Hatta bana dedi boşanma davası dedi açma. Sana hakkımı helal etmem ve de ailen hakkımı helal etmem dedi. O boşanma davası açtı mı? Onlar da boşanma davası açtıklarını söylediler ama açmamışlar. Devletten takip ediyorum, boşanma davası falan yok. Herhangi bir tebligat gelmedi bana. 5 ay önce de açıyorlar da açmadılar. Bir de şey çok ilginç yani bakın evlilik birliğinde problem olabilir, işte tabii ailesinin yanında yaşayabilir ama bir kişinin ikametgahını halasının, eniştesinin evine alması demek, ben bundan sonra işte devletin kurumlarında da bir problem olursa adresim burasıdır, benim yaşama alanım burası demektir. Bu çok kafada soru işaret. Yani hala, ev hala üzerine ev olmaz, bir küçük çocuk da var, o benim kafamda soru işareti. Şimdi şöyle bir durum var Hülya abla, eşimin halasının 10 yıldır muhtemelen çocuğu olmuyormuş. Evet. Ben bu bilgiye sahip oldum. Yani eşimi şu an babasının evinde durması varken yanına götürmesinin sebebi benim çocuğumu sahiplenmek. Zaten bunların hepsinin delili ispatı mevcut bende. Nasıl delili yani ispatı? Yani bana tahriklerde bulunuyor. Şimdi bana diyor ki gel çocuğunu burada gör diyor. Yani evet, bir hala bir amca benim çocuğumu götürüp de hakim değil savcı bana şart koşamaz. Yani onların ağzıyla ben oraya gitmek zorunda değilim. Ondan diyor. Bunu kim yani söylüyorsa bu buraya... iddianız. Evet. Hala. Kardeşimle konuşurken kardeşim hoparlörü açmıştı. İşte dedi biz yeğenimizi göreceğiz. Memlekete getirin görelim dedi. Bu iddiada bulundu. Ben de kesinlikle suçlu duruma düşmemek için oraya gitmek istemedim. Size açıkça böyle bir cümle mi kurdu? Hani ben çıkarım meydanda çırılçıplak soyunurum. Tacizde bulundu. Yani tacizde bulundu. Evet, bulundu dedi. Bu iddiada bulundu. Suçlu duruma düşürürüm dedi. Açık açık söyledim. Sen de bunu duyduktan sonra gitmedin oraya. Kesinlikle. Ben bir kereye mahsus gittim Alanya'da çalışmış olduğum esnada. Eşim bana mesaj attı. Gel dedi, bizi al dedi buradan. Ben Kütahya Tavşanlı'ya gittim. Yani 8 saatlik yol mesafesinde, katlettiğim mesafede eşim bana fotoğraflarını, yazışmalarını gönderdi. Emniyete gittiğimde eşim karşıma çıkmadı. Halası ve amcası geldi. Benim çocuğum halasının kucağında. 2-3 dakika gördüm veya görmedim. Halası çocuğumu aldı oradan çekti gitti. Beni tahrik edip. Şimdi çocuğunuzdan mahrumsunuz. Çocuğumdan mahrumum. Eşinizle 8 aydır yüz yüze birebir bir, evet, iletişim kurdunuz mu? Yüz yüze sadece sosyal medya üzerinden görüştük. Hayır o değil. Bak şimdi kişisel olarak görüşmedik. Diyelim ki eşin evliliği bitirmek istiyor ama bunda, evet, bile karı koca nasıl bir yola beraber çıkıyorsa karı koca oturursun. Dersin ki kardeşim bu iş olmuyor, ben seni sevmiyorum. Sen dersin ki ben seni seviyorum, bana bir şans daha ver dersin. Bunu
En sağlıklısı ikiniz birebir yönetebilirsiniz ama dışarıdaki insanlar, eşinle hiç konuşmuyorsun. Hep aracılarla haber geliyor. Çok saçma. Bir de zaten bir eğer şey bittiyse şartları ileri sürmezseniz, evlilik eğer anlaşamıyorsanız ortadadır. Ben boşanmayı istiyorum ya da evlilik birliği artık senin kusurlu davranışların var, devam etmiyor dersiniz. Ama 200 iddianız o, 200 gram altın olursa bu iş olur, evlilik yürür demek ayrı bir şey. Ulan demek de orada bir problem yok. Yalnızca evlilik birliğinin devamını belirtilen şartlara bağlı kılmayı yeğliyorlar. Düğünü anlarım ama 200 gram altın 14 ay sonra, hani bunu sizden eşiniz talep edebilir. Ama üçüncü bir kişinin ağzından bunu duymak... Şimdi eşim de talep edebilir. Bu arada edebilir. Eşi Hülya Yiğit lütfen canlı yayına bağlansın. Tuğba Yiğit. Ay, Tuğba Yiğit. Tuğba Yiğit. Evet. Canlı yayına bağlansın. Yani buraya gelsin. Mayıs ayında çocuğu alıp beraber evden ayrıldıktan sonra bu kadar süre içerisinde niye eşi Rıdvan'la iletişim kuramadı? Niye Rıdvan çocuğunu göremiyor? Arada bir problem varsa ya da senin bildiğin ama Rıdvan'ın bilmediği problemler neyse lütfen bunu çıkıp canlı yayında açıklasınlar. İsmi geçen halanın da, Zeynep Hanım'ın da, eşinin de söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Ne geliyor aklınıza? Şimdi Esra abla suçum olsa diyeceğim benim suçum Esra var. Yani bu yüzden eşim gitti. Yani şimdi ben Alanya'da çalışmaktayken yani bir gün sonra getireceğim diye babası götürdü. Babası tarafından götürüldü. Esra Hanım zorla gittiğinizi zannetmiyorum. Bilinçli bir şekilde gitmiş. Ve siz eşinizi niye yalnız bıraktınız? Siz Alanya'ya eşinizi de götürseydiniz. Şimdi, şimdi orada benim bayılıyorum belli yani bir süre... Şimdi Hava Hanım orada ben belli bir süreliğine zaten ailemin yanına bıraktım. Orada benim düzen kurmam gerekiyor. Yani bir anda bebek şimdi eşimi falan daha götürüp orada zaten sizin eşim... Sizin yanınızda mı kalıyordu? Benim yanımdaydı. Esra abla benim eşim ben gittiğimde 1,5 aylık doğum yapmıştı. Yani sezaryenle doğum yaptı, ameliyatleri tazeydi. Annemler babamlar ilgilensin diye bıraktım ben. Bu da ev tutmaya gitti. Ev zaten tuttu. Gittikten 2 ay sonra ben ailemi götürecektim oraya. Peki acaba hani ne bileyim annenle arasında problem vardı da ailesine dedi ki gelin beni alın ben yapamıyorum mu yok, dedi. Yok soracak. Kesinlikle. Ben Nuray abla. Ben kızımın nikahına gittim, benim gitmemden istifalandılar. O gün benim gittiğim gün götürmüş. Cenazeleri vardı. Ama o zaman acaba Tuğba kalkıp da ailesine gelin beni alın ben kayınvalidemin evinde yapamıyorum mu dedi. Benim eşine söyledi hanım onu der ki ben benim Antalya'ya gittiğim gün cenazeleri vardı. Tuğba'nın amcası öldü. İlk defa Tuğba'yı oraya çağırdı halası. Bobi'yi aradı. Baba dedi benim haberim yok ama benim abim dedi koymuyor dedi Adem Yiğit. Tuğba'yı dedi gittik. 5 kişi zor tuttu. Tuğba'nın üzerine saldırdı. Çocuğu aldım kucağında çocuğa bir şey olur diye. Kim saldırıyorlar? Adem Yiğit amcası. Ne diye saldırıyorlar? Babası da dövecek. Gelini içeri koymuyor benim gelini. Hayır gelin... yani... Kaçıp gittiği için kaçıp mi? Gittin dedi benim dedi babamın evine sen gelemeyeceksin. Babasının onların hepsinin büyüklerin evinde oturuyor. Tuğba'nın babası. Siz gidip Tuğba'yı istediniz mi ailesinden? Hiç tanıştırmadan geldim. Ben eşime söyledim ailenle tanıştır biz dedim. Gelelim vermiyorlar dedim. Dedi. İsteyelim dedim annem babamla gelelim. İsteyelim dedim. Bana yedi kesinlikle yedi beni şu an dedi evlendirmezler dedi. Ama ben seni çok seviyorum dedi. Kaçarak gelebilirim dedi. Ben bu de, İstanbul'dayken yani, geldi oturdu bize. Kaçarak geldiğin zaman problemler olur dedim aramızdaydım. Sen dedim yani iyilikle yedim ailene söyle gelelim isteyelim falan dedim. Ben o da kabul etmedi kaçtı geldi bana. Nereden kaçtı geldi? Aramızda 5-6 kilometre var aynı memleketliyiz zaten. Aynı Ünye'de. Onlar da Ünye'de oturuyorlardı. Evet. Hemen bıraktı pılısın pırtısın topardı geldi. Ben İstanbul'da çalıştığım esnada geldi ailemin evine. Ben de bir gün sonra geldim bir hafta sonra da nikahımızı kıydık biz. Ha zaten sen evde yokken mi sana kaçtı? Evet, evet ben İstanbul'daydım. Çok çok seviyordu Esra abla o yüzden. Esra. Şimdi çok evet sevgi böyle bir şey yani damat olmasa bile ben kaçarım kardeşim gittiğim yer onun eli yeter ki olsun. Ama kayınvalide sen... biraz hanımefendi biraz gelininden memnuniyetsiz gibi tavırları var. Esra. Nasıl yani? Böyle surat ifadesi, vücut dili böyle istemiyor gibi gelini böyle hareketli. Annemin, ben kendimi annemin yapısı öyle. Annem kendimi kendi... ben istiyorum gelinimin benden hiçbir sorunu yok. Ben yokken anlattım ya ben cenazeye götürdüm. Antalya'ya bindim. Kızımın nikahı vardı. Kızım önce zaten Nuray'a kayınvalidesine kaçmış ki. Damat yok. Benim eşim doğum yaptığında. Hülya abla benim eşim doğum yaptığında. Benim eşim annesi hiç bakmadı. Kendi annem telefona vardı. Telefona çıkmış olsun şey demedi. Ben biz, baktım ona. Esra Hanım. Aslında Rıdvan şunu demek istiyor. Bakın bir evlilik birliği var. Eşinle evliliğin bitip bitmediğini anlamıyorum ben diyor.
Yani burada ne kayınvalide ne hala... Ya gelsin ya ayrılsın, saygı duyarız. Çünkü boşanma davası açma diyor sosyal medyadan. Sen onu duymak istiyorsun. Esna. Eşinin gerçek niyeti ne oldu? Tuğba ortaya çıkacak kardeşim. Senin yüzüne baka baka. Evet. Buraya gelecek Esra abla. Nasıl kaçtıysa şimdi mesela... bak ilişkinin evliliğin başlaması da bitişine de aslında çok önemli bir resim, bir gösterge. Yani ailesini kaçarak başka bir adama gidiyor, onunla evleniyor. Evliliği eğer bitirmek istiyorsa kaçarak bu çözümü sağlamaya çalışıyor ama o evden kaçtığınız gibi olmuyor kocaya kaçmak. Dönüp burada hesap vermeniz ve açıklama yapmanız gereken biri var. Evet. Tuğba ortaya çıkacak, diyecek ki Rıdvan bu evlilik bitti. Bunu demesi gerekiyor. Ben 7 aydır mücadele veriyorum Esra abla. Eşim ve çocuğum için. Gelirse defalarca yine emniyete gittim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an savcılıkta. Soruşturma devam ediyor. Sonuçlanmadı. Ve 10 aylık bir zaten... mevk var. Ortak velayet var. Yani siz istediğiniz gibi çocuğu birinin ikametgahına taşıyamazsınız. Yani işinizle ayrılmaya karar verebilirsiniz. Ama bu konuda bir de bir net cevap vermeniz lazım. Bu cevabı da verecek olan ne halanız ne babanız. Çünkü siz evlilik kararını kendiniz almışsınız. Bitiş noktasında da size doğru ve dürüst bir şekilde bunu bildirmesi lazım. Nuray abla, abla buraya gelsin. Ha, İstemiyorum öyle. Desin. Çıksın karşıma. Kendi iradesiyle burada hareket etsin. Sağlıklı bir şekilde karar versin. Ben saygı duyacağım. Ama kesinlikle baskı çocuğumu altında. Bırakmam. Canımı veririm, çocuğumu bırakmam. Ben bunu açık açık söylüyorum. Biz. Ben 7 aydır suçlu duruma düşmeyeyim diye hiçbir yani baskıda hiçbir harekette bulunmadım. Benim kendim kendi kararını kendi veremiyor. Şu an eşimin halasının tek amacı, ailesinin tek amacı beni tahrik edip, şiddet uygulayıp suçlu duruma düşürüp rahat bir şekilde çocuğumu sahiplenmek. Çocuğum bana unutturmak. Sakın sen... Bu apaçık ortada ama ben boyunlara gelmem. Bravo. Bak yani o şeyi, o iradeyi de gösterebiliyorsun. Diyorsun ki Nuray abla, benim gelinim kendi kararlarını verebilen... Veremiyor. Şimdi bize de geldiğinde hiç onları aramadı. Soruyordu, sağlıklı sen anneni babanı veriyorsun. Niye aramıyorsun? Bayram geliyor. Hiç ağzından cevap alamıyordu. Kim ne derse o. Mesela halası dese ki bu çocuk benim olsun, seni ben başkasına... Bunu düşünecek bir şeyde. Ben o kadının yanına torunumu bırakmam. Hala çocuk benim olsun. Hala çocuk... Sen git kimle hayatını kurmak istiyorsan kur dese... Evet. Bunu da kabul edebilecek şimdi biri. Bak çocuk olmadan niye hala sahiplenmedi bunu? Niye sahip çıkmadı? Zaten problem orada biliyor musun? Çocuğu görünce böyle amacı yaptı. Amacı çocuğu sahiplenmek. Bizi unutturmak. Ama ben kesinlikle izin vermem. Neden? Müsaade etmem. Neden bunu çağırdı da yüze yüz görüştümedi de komşuya bıraktı beni. Halam ben fenalık geçirdim diye buna mesaj attı. Evet. Tuğba. O akşam komaya girmiş, hastaneye götürmüşler. Çocuğu halası çünkü beni eşim yerden. Çağırdı. Bana göstermediler eşimi. Komşuya bırakmışlar bana göstermemek için. Biz buraya geleli yazdığı var ya, kanala çıkacağımızı bilmiyor. Yazdığı şeyleri bir göstersin görün. Ayrılmayacağım senden. Hatta, beni ailem ayırıyor. Esra abla bu cumartesi Ordu Ünye'ye gideceğini söyledi bana eşim. Ailesinin evinden, çünkü evinin önünden dolmuş, bizim oraya gelen dolmuş geçiyor. Evet. Oradan rahat bir şekilde kaçarım dedi bana. 2-3 günde de... Halasının evinden mi kaçarım dedi? Hayır, yok. Halasının ikamet etmiş olduğu evden Ordu Ünye'ye geleceklerdi. Babasının evine? İkamet etmiş olduğu eve. Babasının evinin önünden de dolmuş geçiyor bizim oraya gelen. Zaten babası oradan dedi kaçmam daha rahat olur. Sen dedi kanala çıkma, ben dedi kaçacağım. Ama ben bunlara inanmıyorum. Neden? Çünkü 7 aydır kaçıyor bana. Bu niye kaçıyor? Yani işte bunun kaçma sebebi nereye ne? Kaçıyor? Neden yani? Zaten babası gilden kaçar Esra diye götürdü. Şimdi baskı altında olmayan bir insan, yani istekli bir şekilde ailesi tarafından gönderilmek isteyen insan kaçmak istemez. Siz kaçtıktan sonra aile geldi mi? İşte o hani amcalar, babalar. Geldi geldi. O Adem Yiğit'ten başkası geldi. İbrahim ufak amcası. Ufak amcası geldi İbrahim Yiğit. Babası geliyordu. Peki. Annesi gelmiyordu. İsmi geçen herkesin özellikle de 8 ay önce yani evden babası aracılığıyla evden alınan Tuğba Yiğit'in söz hakkı, cevap hakkı vardır. Eşiniz sizden bir cevap bekliyor. Bir de ortak bir çocuğunuz var yani bu kadar başınıza ben buyurup o çocuk buraya baba evinden kaçıyor gibi evlilikte her şeyi bırakıp gidemezsiniz. Bu konuda büyük sorumluluklarınız öyle, var. Çocuğum gelmeyecek, zaten gitmeyeceğim. Hayatta bir insanın en büyük sorumluluğu sadece evlendikten sonra başlıyor. Onun haricindeki zaten lay lay lo. Bir tek kendinden, bedeninden sorumlusun. Başka hiçbir sorumluluk ama bir çocuk olduktan sonra, bir evlilik yaptıktan sonra o sorumluluklar giderek artıyor. Sizi şimdilik uğurluyorum. Gelen cevapları, mesajları bekliyorum. Tanıyanlar, bilenler lütfen olun, bize ulaşsınlar. Tek çağrım sizin size geliyorum. İnşallah Rıdvan ya. Tamam inşallah. Yani geçtiğimiz hafta oğluna neredeyse milyonların önünde barışalım diye yalvaran bir anne vardı. Dün o şey, cuma günü oğlu canlı yayında öyle bir profil çizdi ki Zeynep ablayla alakalı. Hani gelinini istemeyen,
hiç kabul etmemiş bir kayınvalide. Biz yayın dışında, yayın sonrasında oturup biraz çay içtik, sohbet ettik. Bize anlattığı şeyleri biraz sonra size ister kendi isterse de ben aktarırım. Bir insan oğlunun evleneceği evi kurup onu temizliyorsa, geliniyle yürüyüş yapıyorsa bu gelini istemiyor anlamına gelir mi? Alkışlar Zeynep anneye. Biz bu konuyu Zeynep abla ile ilgili oğluna seslenişini, eşinin ve ailesinin hiçbir şekilde cevabı yoktu. Bir tek oğlu yayına bağlandı. Dünürlerim tarafından çocuğum baskı altında konuşamıyor dedi. Gayet iyi konuşuyor aslında, bilinçli. Şimdi aileyle alakalı Sürtü'de öyle biri olacak ki Mehmet Gürsoy'un kayınpederi kayınvalidesiyle ilgili enteresan açıklamaları var. O kişi biraz sonra canlı yayında. Ünal'ın eşi Gül ortaya çıktı. Ondan bir haber var. İki çocuğunu alıp evden ayrılan bir anneydi. Nerede, ne yapıyor sorusunun cevabını biraz sonra vereceğiz. Burcu'nun 2 aylık bebeğinin babası Onur mu? DNA testinin sonucu biraz sonra canlı yayında. Fatma Yunus'a bir şans daha verecek mi? İlk günden beri evliliklerine ve ilişkilerine karşı çıkan bir kayınpeder vardı. O bugün canlı yayında olacak. Yunus'un babasının açıklaması da önemli. Reklamlardan sonra geliyoruz. Telefonumu alarak kendi eşine mesaj attı. Beni iffetsizlikle suçladılar. Ailecek. Hepsi beraber darp ediyorlar beni. Darp ediyorlar beni. Fatma Yunus'a bir şans daha verecek mi? Mehmet Ali Özgürt kayınpederi. Çocuklarını sevirsem ocağa sadık olacaktım. Ocağa. Birinci aya bilmem kaçına mahkememiz var. Bu işe ilk günden beri karşı çıkan Yunus'un babası canlı yayında. O sülaleyi bu operayı sildim geldim zaten. Ya dönemem. Şimdi Esra Erol'da. Zeynep abla oğluna seslenmişti. 5 yıl önce oğlu evleniyor, sonra anneyle bütün ilişkisini kopartıyor. Ben son sözümü söyleyeyim. Son sözünüzü söyleyeyim. Yani barışma ihtimalimiz varsa da tamamen bitti. Mehmet, ben de son sözümü söylüyorum. Şu bağrıma başı basacağım. Soy ismini değiştir Mehmet, sağlam yaptır. Artık senin gibi evladım yok. Bugün öyle bir isim geliyor ki Mehmet Gürsoy'un kayınpederi hicabı sağlam ve eşi Şehriban Hanım'la ilgili akıl almaz iddialar. Bunlar anne babalık yapamamışlar. Bugün duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Ailesini terk etti. Esin'in arkadaşı Onur'a kaçtı. Onur Önler, Burcu'nun dünyaya getirdiği çocuğun babası benim dedi. Hatta DNA testi yaptırdı, söyledik. Peki Burcu'nun 2 aylık bebeğinin babası Onur mu? Sen emin misin bebeğinin babasının? Evet abla, az önce ben Onur'la konuştum. Çocuğun babası benim diyor. DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak. Şimdi Esra Erol'da. Zeynep teyzeden önce ben bir Ünal'la ve ailesiyle de konuşmak istiyorum. Zeynep ablalardan önce. Bir hatırlatması var mıydı? Ünal'ın eşi, fotoğrafta görüyorsunuz, Gül Yılmaz, iki çocuğunu alarak bir anda evi terk ediyor. Aslında onlar 13 gün önce bir nevi ortadan kayboluyorlar. Bir kadın... Niye yaşadığı evi, ailesini, dostlarını, kendi annesini, herkesi terk eder? Bu sorunun cevabı bizim ihbar hattına gelen bir mesaj var. Ben onu aktarmadan önce Aysel teyze, kızınız sizi hafta sonu aramış. Allah, siz yayına çıktıktan sonra ne dedi size? Geleceğim anne, niye çıktın yayına? Geleceğim dedi. Kızım ne zaman geleceksin, neredesin dedim. Adana'dayım dedi, geleceğim dedi. Adana'dayım, geleceğim. Evet, Adana'dayım dedi. Sadece tek söylediği bu mu? Evet, Adana'dayım, geleceğim dedi. Başka bir şey söylemedi mi? Yani niye yayına çıktın dedi. Ben sana geleceğim diyorum dedi. Kızım niye gittin dedim. Sebebi neydi dedim. Yaptım bir hata diyor.
Tamam, hata yaptıysa ben kabul etmiyorum. Yine hatası yapmış ama. Gittim diye hata yaptı da. Ne hatası yapmış? Hani gittim diye bir hata yaptım anne dedi. Tamam kızım gel ben kabul ediyorum, pişmanısan dedim. Hata herkes bizim için. Şimdi arayacağı yani. Kişi siz değilsiniz. Eşini arayacak. Ünal diyecek ben buradayım. Bu şartlarda şu şekilde yaşıyorum. Bu açıklamayı Ünal'a yapacak. İşte aramıyor. Sizin çünkü. O evinizden çıktı mı? Çıktı. İki evet. Tane çocuğu var mı? Ünal kaç yıllık evlisiniz? 6 yıllık. 6 yıllık evlisiniz. İki tane de evladınız var. 2 kız evet. Çocuğunuz var. Biri kız biri oğlan. Biri kız biri oğlan. Biri 5,5 biri 2 yaşlarında. Evet. 5 Aralık günü evden ayrılıyor. Yavrum. Ben bir hata yaptım. Ne hatası yapmış olabilir? Bilmiyorum. Ben 6 yıllık evliliğim boyunca ben her şeyimi ona aradım. Yani elimden gelen her şeyi yaptım. Ben tek suçum çalışmak. Yani ben bir aile babası olarak görevim nedir? Ailene sahip çıkmaktır. Kimseye muhtaç etmemektir. En büyük görevim bu değil mi? Ailemle her zaman vakit geçiriyorum. Bir ev geçindirmek kolay değil. Yani bunları yani nasıl anlatayım size? Yani 2 tane küçük çocuğum var. Yani bunları ben yani el üstünde tutmak istiyorum. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak istiyorum. Yani bunlar için mecbur benim çalışmam lazım. Senin çalışmanla eşinin gitmesi arasındaki bağlantı ne? Anlatayım. Eşimin romatizma rahatsızlığı vardı. Evet. Kalça eklem kemiğinde. 1,5 ay yattı. Ben onu sırtımda taşıdım ya. Evet. Yani ben onu sırtımda taşıdım. Kayınvalidem ne biliyor? Ben onu sırtımda taşıdım. Hastanelere götürdüm. Bursalara götürdüm. Yani her şeyi yaptım ben ona. Yani ben eşi olarak ona bütün görevlerimi yapmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar. Ha benim bir hatam varsa desin ki Ünal sen bu hatayı yapıyorsun bana. Ben de diyeceğim ki ispatlasın bana. Ben yani ne hatası yapıyorum ben? Yani dediğim gibi. Aysel Hanım Adana'da birinin akrabanız mı var? Yani hata yaptım derken ne amaçlı söylüyor yani bunu? Yani bu başka birinin yanında gibi başka birinin. O kişi de konuşuyor. Ha. Evlilik ne anlamı var? Arkadaşlık başka mı? Başka biriyle dini nikah. Ben nikah kıydım evlendim diye kabul edin. Nereye evlendin? Nereye dini nikah kıyıp oldu? Resmi nikahla evlisin. Evet. Bu kadar kolay bir şey var mı? Yapmayın. Yani. Bir de dönüp benim özel hayatım demek. Özel hayatında eşin, kendi annen, kayınvaliden herkes burada. Yani herkes ben onu... Gülü arıyor, çocukları arıyor. Yani eşi kötüyse benim özel hayatım hiç kimse buna karışamaz. Esra Hanım eşi kötüyse benim yanıma geleydi, çıka yanıma yani, geleydi. Yani annesinin babasının yanına giderdi. Anlatamıyorum diyeydi. Çıkardı derdi ki Ünal derdi ben seni istemiyorum, boşanmak istiyorum. O zaman herkes anlayışla karşılardı. Herkes gereken, yani gereken yani neyse o olurdu. Yani beni böyle çocuklarımdan 15 gündür mahrum etmenin ne anlamı var? Kandırdı, ben çocuklarıma hasretim ya. Yani. Ben bir sesini duymuyorum. 15 gündür ben çocuğumun sesini duymuyorum hanımefendi. Ya 15 gün olmuş. Bir babaya bu zulüm yapılır mı? Bakın size yapılan zulümden daha ziyade o çocuklara, o çocuklar ha? Babam nerede sorusunu sorduğunda ne ha? Cevap veriyor? Ha? Yanındaki kişiyi kim olarak tanıtıyor? Evet babanı özlemedin mi kızım dedim. Ha? Dün telefona yani. Dedim ki kızı dedim telefonu bana ver sesini duyayım dedim. Kızım baban özlemedi mi dedim yok diyor. Evimize gidek demiyorum bura nere demiyorum. Boşu yok tepe durmaz bensiz. Bakın şimdi şöyle babası söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Eşimin rahatsızlığından dolayı devamlı annem baktı. Evet. Yani bunu kayınvalidem kendisi de biliyor bunu. Eşimin rahatsızlığından dolayı. Tabii ki annesi olarak mecbur o kendisi bakmak lazım ama rahatsızlığından dolayı annem el üstünde tuttu. Parka götürdü, çarşıya götürdü. Ben de mecbur ailem için hem çalışıyordum. O çocuk gereken hastı yani. Durmazdı. Aysu mesela Aysu babaannesine o kadar çok düşkündü. Çünkü öyle değil hani bazen bizle beraber otururken derdi ki kızım derdi burada mı oturmak istersin babaanne? Her zaman derdi babaanneme isterim ben derdi. Yani bunu şimdi 6 yaşındaki çocuğun şu anda beyni yıkanıyor. Altı yaşındaki bir çocuğun olsa, yani. Kan uykuda olsa uyanıp koynuma gelip ya da bu dini nikahlı kıydı ki yani ya evli böyle... olduğunu iddia hani ben dini nikahlı evliyim kimse özür yaptı kaçamazsın diyor ya. Evleneceğim dedi evleneceğim dedi. Şimdi o adam o kişi yanındaki kişi evet. Resmi Esen nikahlı evli bir şey birini ama. Bir nasıl kabul ediyor? İki bunu yapan ve değer yargıları olmayan birinin o çocuklara
hangi derecede zarar verebileceğini biliyor muyuz? İşte bilmiyoruz, onu bilmiyoruz. Biz. Şu anda benim çocuklarım hayatı tehlikeye, yani tehlikede. O yüzden lütfen eşinize bu, yani olay daha da dallanıp budaklanacak. Ben buradan Gül Yılmaz'a ricada bulunuyorum. Bu iş böyle olmaz. Benim özel hayatım cümlesiyle hiçbir kaçışınız yoktur. Ya da ben gittim. Düşün. Keyfi, çocuklarla gittim. Bir gün dönerim diyemezsiniz. Anneniz, kayınvalideniz, eşiniz burada. Kendi anneniz de sizi gözü yaşlı olarak bekliyor. Pardon, bir şey daha söyleyebilir miyim? Daha da dallanıp budaklanacak. O yanında olduğunuz kişiyle de alakalı ihbarları da aktaracağım. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. Sizden ricam. Lütfen boşanmak istiyorsanız eşinizle iletişim kurun ya da bizlerle iletişim kurun. Bir an önce boşanın. Çocuklarla ilgili de doğru bir yol bir izleyin. Sonra ne haliniz varsa görün. Pardon, bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi evli bir insana imam nikahı kıyılır mı? İnancım, bak, evli bir insana dini nikah kıyılır mı sorusundan daha ziyade... Biriyle tanışıyorsunuz ve arkadaşlık etmeye başlıyorsunuz. O insana bile ihanet edemezsiniz. Bu sadakatsizliktir. Yani bu bana, ihanettir. Ben şu, yani ben ihanet ediyorum yani. Evlilik varsa, iki tane çocuk varsa öyle gittim başka biriyle ben dini nikah kıydım diyemez. İşte. Dini nikahı da bu kadar hayal düşünmemek lazım. Bu mikrofonunuz yok galiba. Hemen Metin Bey size mikrofon versinler. Sence kıyılır mı Ünal? Sen şu anda... evlisin başka bir kadınla. Kadınla dini nikah kıyabilir misin? Kıyamam. Hayatta ya öyle bir şey olmaz. Yani şimdi, bir kere bunu imam yapmaz. Şimdi Esra Hanım, ben bu Gül Yılmaz'ın konuştuklarını da sağlıklı görmüyorum. Çünkü neden? Bu çocuk, benim düşünceme göre bu çocuk kandırıldı. Beyni yıkandı, evden kaçırıldı veya kaçtı. Yalnız... Bu çocuk başka altında olduğunu eminim ben. Konuşmalarından dolayı başka altında olduğundan eminim. Konuşamıyor, bir sağlıklı konuşamıyor. Bu cesareti göstermesinin altında. Evet. Cahillik var. Yani o cehaletle o cesareti gösterebiliyorsun. Evet. Artık hani neye kandı, nasıl gitti? Tabii ki bir babanın bunu söylemesi de çok önemli. Şimdi Gül Yılmaz'ın, bak, Gül Yılmaz'ın bir şey konuşacağı zaman. Aniden konuşacağı zaman, sağlıklı bir şey konuşacağı zaman telefon kapanıyor. O yanında çünkü telefonun bizim kızımızın elinde olmadığından eminim. Tutuyor kulağına, herhangi bir şey söyleyeceği zaman kıt kapanıyor. Ya gelsin, korkuyorsa şimdi benim yanıma delikanlıysa gelsin. Onu götüren bir adam, delikanlıysa gelsin şuraya, anladın mı? Ben 1000 kilometre yerden geldim. Ben Sivas'ın topraklarında yetiştim. Ben delikanlıyım, ben buraya geldim. O da gelsin gümbür gümbür. Buraya söylesin, desin ki sizin kızınızı ben kaçırmadım desin. Değil, sakın delikanlılığa böyle bir şeyle karıştırmayın. Delikanlılık zaten öyle şey de olmaz zaten de. Anladın mı? Gelsin desin ki sizin kızınız beni kaçırdı, ben kaçırmadım desin. Gelsin buraya yüzüme söylesin delikanlı gibi. Delikanlı bir evli kız insanı çocuklarla beraber kaçırmak değil. Delikanlılık tilki deliğinde saklanmak değil. De ben delikanlıyım demekle delikanlılık olmuyor. Delikanlıysa ben delikanlıyım. Sivas'tan geldim. Buraya o da benim karşıma gelsin konuşsun. Delikanlı öyle olmaz. Evet. Ben sadece bunu başka altında olarak düşünüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü bu tarafından da olsun, bizden taraftan da olsun bizim herhangi bir sorunumuz olmadı. Kimseye ben hiçbir şey ya bir leke konduramıyorum yani. Olmadı çünkü. Ben damadımızı kızımızdan daha çok seviyorum. Metin Bey yanlış konuşuyor. Erkek de kadın da her altı yiyor. Yok efendim ve baskı altında. Öyle bir şey yok. Ya aynen. Şimdi katılıyoruz. Şimdi abla konuşamadığına göre diyorum. Yani sağlıklı hani konuşurken öbürü alıyor, alıyor. He. Bizimle aynen, yani kapattırıyor ya. Şunu rahat rahat bizimle iletişim kurmuyor. Bu yapılan görüşmede hep birinin bir şeyi var. Kararı var. Hani Gül konuşuyor da öbürü hemen araya giriyor. Şimdi ablacığım kendisi yapıyor. Bak eğer kendisi konuşamıyorsa, eş götürdüğü insan da konuşamıyorsa illa ki bunun bir babası anası vardır. Yani madem açsın bu bir büyük olarak bu beni arasın. Şimdi yiğitliğini göreyim senin diyor. Evet. Bu kadar her şey ayyuka çıktı. Anası babası dahi aramıyor. Desin ki ya benim çocuklarım böyle bir halt etmiş. Gelin bir araya gelelim de bir konuşalım diyecek bir kimsesi yok. Sadece tek bir soru yöneltmek istiyorum size. Şimdi Gül Yılmaz hani iki çocuğuyla beraber diyor. Giderken de bir tanesinin astım rahatsızlığı olduğu için hava makinelerini falan da götürüyor. Oyuncaklarını götürüyor. Evet. İki çocuğun da kabul etmesinin altında aslında çok da uzaklardan biri değil bu. Evet. Belki onu tanıyan, bilemediğim için bir şey diyemiyoruz. Bak bilemediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ha. Tabletini bir
Şimdi bir abla ben sadece sağlıklı konuşamadığı için baskı altında diye düşünüyorum yani. Esra Hanım. Ama verecek bir şey var. Demiyorum, düşünüyorum. Esra Hanım ben de şey söylemek istiyorum. Bu kendi kararını evde veriyor, kimselere belli etmeden kararını veriyor da. Gizlice çıkıp gidiyor, çocuklarını alıyor. Ondan sonra orada mı kararını veremiyor gittiği kişinin yanında konuşmaya? O zaman mı bir şey bilmiyor? Ben buna katılmıyorum. Bence konuşacağız. Peki yap, ben buradan bir de bu şeyi imam nikahını bütün her şeyi ayaklara düşür. Ve tanıyan bilenler de lütfen bize ulaşsınlar. Esra Hanım. Bir de bu aralarda en sevdiğim cümle benim özel hayatım. Yani özel hayatını zaten televizyon ekranında kendini ve çocuklarını aratacak hale getiriyorsan bu artık Esra Hanım çocukları versin çıkmıştı. Bize versin çocukları. Tamam kız benim ama versin çocukları bize. Çocuklarımı versin bana. Ben başka bir şey istemem. Sen başkasının yanında niye büyüsün bizim torunlarımız? Buyur amcacığım. Buyurun Esra Hanım. Ben Ünal'ın babasıyım. Mesela diyor ki bizi bazı şeylerle şey yapıyor ya diyor iş için diyor. Benim çocuğum işe gidiyor. Ünal abi para neyin açıklamasını için. Hep bakın açıklaması şöyle. Ünal çok işe gidiyormuş. Ondan dolayı evi terk etmiş. Çalışacak illa evet, para lazım. Yani... Ekmek para lazım, şuraya lazım, buraya lazım. Ha ben dedim ki kızım. Dedim gel bak size ben oğluma da söyledim. Kızım dedim siz dedim ben emekliyim hem de çalışıyorum dedim. Bak sizin eviniz yuvanız yurdunuz yok dedim. Bak ben size bir yuva yurdu sahibi yapayım dedim. Ölmeden dedim ben iki gün sonra öleceğim. Açıkta kalmayın bir ev alın size. İlgisizlik boşanma sebebidir ama evden kaçıp... evliyken 2,5 yaşında bir çocuğu İkincisi, alıp bir gün böyle yapıp İkincisi, senin bundan sonraki yaşamın bu demek o özel hayatla filan alakası yok. Çıkıp benim İkincisi, yanıma geleydi benim Esra yanıma. Hanım. Sen bir ev, bu evli çocukları alıp kadınları nasıl götürüyorsun sen? Bu çocukları tamam gülü götürüyorsun. Ama çocukları nasıl götürüyorsun? Çocuklar sana nasıl baba diyecek? Çünkü ben baktım onlara. Bu çocukları babaannesi büyüttü. Babaannesi büyüttü. Yani... Çocukların ağzından... Babacığım asıl mevzu şu, o çocukların açısından bakarsak. Hayatlarında bir düzenleri var. Bir anda anne kalkıyor gidiyor. Bir anda gidiyor. Başka bir adam görüyor. Ne ben dedi onlara? Sizin bu saatten sonra babanız işte neyse... Bu insan mı dedi? Bunu bir anne yapar mı? Öyle kanun var mı Esra Hanım? Diyebilir misin yani? Bir boşanma yani? Sürecini yaşayan bir çift bile bunu çocuğunu açıklamak için uzmanlara gidiyor, görüş alıyor, doğru zamanı kolluyor, anne baba bir araya geliyor. Ne için ayrılacaklarını, nasıl ayrılacaklarını ama o ayrılığın onları etkilemeyeceğini çünkü hep yanlarında olduklarını Ayşe'nin büyük kızın avukat hanım büyük kızın aklı yetiyor. Büyük kızın aklı yetiyor. Daha evet. Her şeyi biliyor. Yani şimdi deseler ki Yalova'da çarşıda bıraksana benim çalıştığım yere gelir. Dedem burada çalışıyor aynen. Diye gelir. Hani kesinlikle yani baba ne hiç yapmaz. Baba ne der başka vallahi bir çıkmaz ağzından. Gül Yılmaz'a buradan sesleniyoruz. Yayın sonuna kadar vaktiniz var. Ben yani, asla bırakmaz. Şimdi ben dediğim gibi bütün emeklerimi ben her şeyimi eşim ve çocuklarıma adadım. Benim her zaman çalışıyorum. Mecbur çalışmak zorundayım. Ev geçindirmek kolay değil. 9'da yani, gelir çalışıp da 9'da gelir. Sabahleyin 7'de çıkıyorum. Akşam min saat 9 dedim mi evdeyim. Ha bunu yapmamam nedeni 3 saat mesai yapıyorum. Normalde 5'te çıkmam gerekiyor. 3 saat mesai yapıyorum ki 30-40 lira daha koyun da üstüne damlaya yol olsun. Anlaşın bakın siz savunma bu gidişin ve çocukları bu şekilde terk edişin kabullenmeyi istemiyorsunuz ve savunma mekanizmanız bunun bir savunma mekanizması yok. Çünkü gidiş hukuka aykırı. Evet. Yine ceza kanununa göre suç değildir ama hukuk sistemimizde bir tazminat nedenidir ve boşanma sebebidir. Hukuki ve ahlaki bir savunma yapmanıza gerek yok. 2,5 ve 5 yaşındaki baskı filan da değildir. Çünkü zorla gidiş şeklinde evde bir zorlama evet. Var mı? Hayır eşyalarını yok. Toplamış. Aynen. Bu bir tercihtir ama tercih yanlıştır. Bir anne bu tercihi yapamaz. Evet. 2,5 ve 5,5 yaşındaki çocuklarını alarak kendi özel yaşamımın ben tercihim bu saatten sonra budur. Böyle bir lüksü yok. Boşanır, evet. Gereğini yapar. Çocuklarıyla ilgili Esra Hanım'ın anlattığı gibi bir yol planlar. Bunları da anlatır. Ondan sonra buraya annesini, kayınvalidesini ve eşini sıralayıp savunma mekanizması haline getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu özel hayatta değil. Ya gelsin istemiyorum desin gelsin. Yani dediğim gibi çıksın. Masum olan sizsiniz ve Ünal Bey. Ama buraya gelene kadar gitmeyeceğim Esra Hanım. Bir erkek gerçekten eşine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek için daha fazla çalışıp mücadele ediyorsa bu ne zaman bir ayıp
olmaz. İşte ayıp oluyor işte demek ki. Ne zaman bir hata olmuş. Ha. Tam tersi takdir edilecek bir davranışta bulunuyorsunuz. Yani günümüzde erkekler el ense yatıyor, kadınlar yani, çalışsın diye bekliyorlar. Çünkü hani dediğim gibi iyi bir gelecek hazırlamak için mecbur çalışmak zorundayım. Esra Hanım eşini de çok seviyordu. Anne diyordu ben dünyaya 10 kere getirdim. Ben buradan Gül Yılmaz'a ve yanındaki kişiye sesleniyorum. Bu da. İş böyle, ben dini nikah kıydım, benim özel hayatım cümlesiyle kapatılacak bir konu değildir. Yoksa çarşaf çarşaf konu açılacaktır. Bu kadarını söylüyorum. Ve tutuyorum. Yanındaki kişi hakkında da çok fazla ihbar var. Ben anne ve kayınvalide burada üzülmesini istemiyorum. O ihbarları da açıklayacaktır yarın öbür gün. Zeynep abla oğluna seslendi. O oğluna seslenip oğlunla barışmaya çalıştıkça ekran başındaki seyircilerimiz bir nevi oturdukları yerde ekran başında ağlamışlar. Dövündüler. Evet, ağladılar evet, ve dövündüler. Evet. Önce bir hatırlatmamız, hatırlatmanın ardından buradayız. Zeynep abla oğluna seslenmişti. 5 yıl önce oğlu evleniyor, sonra anneyle bütün ilişkisini kopartıyor. 5 sene boyunca Esra Hanım inan, hep başımı yastığa koydum. Sabahlara kadar ben nereden yanlış yaptım? Allah'ım ne olur bana yanlışlarımı göster. Evladım neden kaçıyor, neden soğudu dedim ya. Biz oğlumla dün akşamdan beri iletişim kuruyoruz. Evet. Maalesef ki gelmedi. Ve annemle asla görüşmek istemiyorum. Korkuyor. Dedi. Şehriban Hanım'ın bir yakın tanıdığı varmış. O telefon hattında. Bakalım o ne diyecek. Alo. Ey Şehriban. Bir başkasının evladını alırsan Allah'a ağır gider yavrum. Allah'ın tokadı ağır olur anneciğim. Canın acır anneciğim. Evlat anneciğim. Ne demek? Evladın değerini bilen biri başka bir annenin gözyaşının yani, sebebi olamaz. Böyle. Şehriban Allah'ın tokadını yemeden anne gibi davran. Bu kadıncağızın da ağzını alma. Allah'ın tokadı ağır olur. Acıyor. Mehmet Bey telefon attın demiş. Ya anneniz size ne attı söyler misiniz? Ya anne bana neler yapmadı ki ya? Ben bir anlatmaya kalksam programını kapanır. Ben sustum. Ben son sözümü söyleyeyim. Son sözünüzü söyleyin yani, buyurun. Bu iki gündür olanlardan sonra barışma ihtimalimiz varsa da tamamen bitti. Mehmet ben de son sözümü söylüyor mu? Şu bağrıma taşı basacağım. Soy ismini değiştir Mehmet, sağlam yaptır. Artık senin gibi evladım yok. İstemiyorum böyle olanı. Tamam. Beni söyletme beni, ağlatma beni. Tabii ki Zeynep ablaya sorduğumuz ilk soru hani cumartesi pazar bu süre içerisinde karşı taraftan seni arayan gel Zeynep Hanım bu köprüleri yeniden inşa edelim. Karşılıklı hatalar yaptık biz de buradan kendi payımız olanları çıkardık. Ondan sonra yeni bir yol çizelim diyen oldu mu? Asla. Bir uzlaşma teklifinde bulunan hayır, 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 oldu Esra mu? Hayır, hayır. Olmadı. Ve ben bütün Türkiye ve bu ekran karşısındaki sevgili seyircilerden, bütün Türkiye'den helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Sizi çok üzdüm, çok ağlattım. Hepimizin hakkı sana helal olsun. Cuma günü yayından sonra biz Zeynep abla toplantı odasındaydı. Hani bir taraftan da şeyi merak ediyorum. Bak sen de yaptın herhalde bir diye. Evet. Ya bir anlat dedik hikayeni. Evet. Ama... Öyle ciddi ciddi birbirimizi kırmadık Esra Hanım gerçekten. Hiçbir kırgınlık olmadı. Sadece bir işte bak kendi çapımda bana düşen görevleri çırpınarak yapmaya çalıştım. Ki yaptım da içime öğecek hiçbir şey çocuğuma şunu eksik bıraktım mahrum kaldı denecek bir şey kalmadı. Kızı istemeye gittin mi? Gittim. Kız istemeye gittim hatta Ortaköy halkının %90'ı abo siz nasıl gideceksiniz oraya? O insanlar şöyle tepeden bakar şöyle olçum şöyle. Anam dedim eve vardık hoş beş Allah
ya dedim bak demek ki hiç kimseyi o insanları da sevmeyenler varmış. Ne şeker tatlı insanlar, aile tüm orada. Sıraya böyle koridor var. İnan yemin ederim Fazilettin anneannesi dedesi sıraya düzülmüşler. Tabii benim babam, annem, eşim, ben, Mehmet istemeye vardık. Çok güzel işte bu fotoğraflarda. Dedim ya istemede hiçbir sorun olmadı. Sorun nişanlılık döneminde son 3 aya kala izinname çıktıktan sonra sevgili seyirciler. İzinname çıkmış. Çocuğun yaşı reşit. Ondan sonra bunlar değişti. Ben de anlam veremedim. Ben de anlam veremedim. Bana dediler i̇zinname işte. İzinname ne? İzinname, izinname ne? Resmi nikah. Biz öyle söylüyoruz. Şimdi ondan sonra değişti bu insanlar. Şimdi aslında benim bu soruyu sormamdaki ama sen işte çeyiz yaptın mı? Yaptım. İstemeye gittin mi? Gittim. Nişan yaptınız mı? Yaptım. Efendim mesela o düğün hazırlıkları, çocuğu oturacakları ev tutuldu mu? Nişan da çok güzel. Ama benim oğlan olmadığı için oldu. Şey var, CD'leri var. Nişan da yapıldı. İsteme evet. Yapıldı, nişan yapıldı. Nişandan sonra bir sene durdular işte. Bir sene nişanla durdular. Peki sen oğlunun evleneceği, işte evleneceğiz mi, oturacağı eve gittin mi, yerleştirdin mi, orada bir... Kayınvalide eve, olarak şöyle oldu. Elinden geleni yaptın işte mı? İşte ben az önce öbür programlarımda da söylemiştim. Kayınvalidem vardı. Onu ben hasta yatalak kadını görümcem var. Eşimin kız kardeşi, ablası onu yanına bıraktık. Mecbur aldım bırakmaya. Çünkü ev temizlenecek, ev tutuldu dediler. Mehmet söylüyor bunu. Mehmet geliyor. Anne ev tuttuk. Anne temizlenecek. Titriyor. Tamam anne. Kaçıyor. Oğlum dur bir. Yok anne ben gideceğim. Fazilet arar. Durdurmazdı oğlanı evde. İyi tamam annem git. Cumartesi oldu eşime söyledim. Metin dedim bak böyle böyle o iş yerinden izin al. Kız kardeşim Leyla var. İkimiz o beraber hepimiz gidelim evi temizleyelim. Tamam dedi. İşte Mehmet. Ha, evi de temizledik. Bak. Evi temizledik. Evet. Kız kardeşim Leyla ben eşim boyadı biz temizledik. Sabah 8'de başladık akşamın 4'üne kadar biz anca temizledik. Evde berbatmış yani ev batakmış. Ondan sonra biz ev temizledik, bitirdik. Bu arada telefon geldi Mehmet'e. Fazilet, Fazilet tabii bu arada evde. Sabah erkeninde uyanmaz kaldı. Annesi var. Annesi elini soğuk sudan sıcak suya vurmadı ki vurmaz da o kadın öyle. Çünkü yapmaz. Yani sanki bir taraftan Zeynep abla konuşurken Demet Akbağ konuşuyor gibi değil mi yani? Karakter, Demet Akbağ karakterlerinden biri yapmaz, konuşuyor yapmaz. Gibi. Yapmaz, yapmaz. O kadın öyle ben görmedim yani bir sene. O insanlarla tanıştığım tanışalı öyle bir ağır iş yaptığını Zeynep görmedim. Zeynep abla evi ne renge boyadınız? Efendim? Evi ne renge boyadınız? Fil dişi dediler. Fil dişi. Krem rengi fil dişi işte. Kim dedi bunu? Mehmet söyledi. Anne dedi. Dur dur dur. Evet. Anne dedi, evin rengi krem. Evet. Biz de biliyor ama Metin dedim, indi Metin şimdi oradan alacak boyayı. Yani süre ben de indim çünkü benim eşimin izni yok. Hep çalışır, hep ben ilgilenirim. Kremin ismi, krem var ama çok değişik kremler var. Bak onun ismi fil dişi. Bu suç oldu Esra Hanım. Vallahi yemin ederim benim... Asıl kıyamet fil dişinden fil dişi koptu. Boyadan çok. Bazıdan oğlunun oturacağı evi temizlemeye gidiyor. Evi evet. Temizleyen kim? Sen kız kardeşin. Eşim. Eşin gidiyorsunuz. Sen nasıl fil dişi boyadın? O boyayı seçtin. Mehmet'e telefon açtı. Fazilet Mehmet konuşuyor. Ay aşkım bebeğim çok güzel oldu. Evimizi görmen lazım. Fil dişi de neymiş diyor. Oradan sesi geliyor. Bu, Mehmet diyor annem şey aşkım bak o da krem. Annesi artık ne zaman yetiştirmiş bilemiyorum ki annesi mi yetişti. Mehmet söyledi işte dedi ama bilmiyorum orasını. Biz siz evi temizlerken dünürlerde var mı orada? Şehriban patron içe oturdu bizi izliyor. Tabii ki var ne demek. Şehriban Hanım var yanımızda. Ha, o oturdu siz evi temizlediniz. Evet oh, biz temizledik. Temizle. Olsun temizlerim çünkü oğlumun evi. Seve seve temizlerim. Affedersiniz. Ne bileyim o insanın tavırlarına karşı da bak içimden güldüm. Neden güldüm? İşte hısım şura şöyle olmamış şunu şöyle yap. Tamam mısın peki şunu şöyle yap. Hiç kırmadım çünkü yaşça büyük. Tamam Şervan abla tamam Şervan abla. En sonunda patladım. Dedim bana bak Şervan abla sen beni buraya paralı temizlikçi getirmedin.
Bura benim oğlumun evi. Affedersin dilimle yalarım. Ne demek istiyor? Dilimle yalarım. Ya ne demek? Ama gerçek şuraya geldim. Of, gerçekten çok eziyet insana bu kadar hani eziyet edilmez ki. Evlat hatırına yıprandım, yıprandım, çırpındım ama evlat bana birinci düşman olduğu anlam veremiyorum. Yani sevgili seyirciler, şimdi normalde bir gelin istenmezse ne yapılır? Bütün kapılar kapatılır. Asla ben o hayır, tüm yalan. Süreçlerde olmaz. İstemeseydim bir... gidebilir miydim temizliğine? Ah. Yani nişanlar, sözler, evet. Bütün ritüeller yapılmış. O fil dişinden sonra fil dişi. Birini bir aman Allah. Diş kırılmış. Fil dişi boya rengi yani. Bütün tartışma o gün çıktı yani. O gün çıktı. Orada biz biraz ufak yollu, öyle büyük değil tartışmamız oldu. Orada ben Mehmet'e isyan ettim dedim. Ne diye isyan ettin? Mehmet orada ben yeter Şervan abla sen ne demek istiyorsun? Bura benim oğlumun evi. Beni buraya paralı temizlikçi getirmedin. İşte parayın hakkını al diye tavır sergiliyorsun demek istedim. Orada ben böyle hani yüksek sesle konuşunca Mehmet mutfak da lambaları babası sökmüş. Onlar silip takıyorlarmış. Temizlik yapıyor işte. Ha oğlun da yapıyor. Evet Mehmet var. Ha, Mehmet hep benden yani iş yapan bir çocuk. Maşallah. Gelin. Ortaköy'de kaldı. Biz Kırşehir'deyiz. O evde kalmış. O hazırlık sürecinde. Ondan sonra biz geldik. Mehmet koştu geldi. Ben o arada Mehmet'in. Zaten var ya ben o çocuğumun o kapıya dikilip de bana bakışı gözümün önünde 5 yıldır gitmedi. Yemin ederim. O bakışı beni bitirdi ya. Hala şu an gözümün önünde. Yani o gün anne sana ne olur hani sus. Bir sus falan demedi böyle. Ben sana söylemedim mi sürmeli benmedim dedim. Onlar bizi çiğner diye dedim. Dediklerim çıktı kuzum dedim. Bana bak Şervan gel senin tek kuzum dedim. Tek gözümse benim de 2 kuzum 2 gözüm. Sen onu milti milyarınla büyüttüysen ben bunları yaman ekmeğimle büyüttüm. Seninki de bir öğretmen adayı, benimki de bir öğretmen adayı. Ben senin kızını arayı bulmadım dedim demez olayım. Benim çocuğum sevdi, senin kapına geldim. Saygı duydum çocuğuma, nişanladım. Sen buna ne, bana neden böyle davranıyorsun dedim. O arada Mehmet ben sana söylemedim mi annem dedim işte yani. O bakışı hiç konuşmadı. Hiç konuşmadım. Bu arada sadece evi temizlemiyorsun. Bütün her şeyi aldın. Dedim ya kendi çapımda. Tahı hani orada var bizim orada. 2 çift mi aldım? 3 çift mi bilmiyorum. Hayır mobilyasını aldın mı? Tahısını, mobilyasını, televizyonunu, mutfak şeylerini, işte pencere takımı küçük falan. Kentin. Benim almadığım buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü dediğimiz fırın. O da niye? Orada bir yaşlı teyze kalıyormuş. O teyze o ölmüş, vefat etmiş. Bunlar daha atanmamış öğrenci. Bunları kullansınlar demiş. Ben ya babası ya. Yatak odasını yaptırdı, perdelerini. Hani babası da aldı. Ben inkar edemem. Ama ben kendi çapımca ben de aldım. Zeynep Hanım şimdi bunları çok... niye anlatıyor? İstemedi. Evet, gelin istemiyor. Beni, gücümün yettiği oranda benim maddi annem, ve manevi ben bunları diyor, neden anlatıyorum? Benim annem benim mutluluğumu istemedi dedi bak. Yat yani istemesem hiç ilgilenmem. Zaten oğlan eve gelmiyor boş ver derim. Hayır çırpındım. Fil dişi boyayla evdeki temizlenmedeki çıkan krizle düğün arasında 3 ay mı var? 3 ay yok. Tamam. Hemen oldu. Hemen oldu. Hemen oldu. Yani işin özü bu sevgili seyirciler. Sadece suçum orada eğilmem bükülmem demem. Hani zaten hayatta da eğilip bükülme yani. Asla eğilmem. Şimdi stüdyomuza bir hanımefendi geliyor. Bu hanımefendi kimdir? Bu sorunun cevabını kendisi verecektir. Alkışlar Havana Eroğlu'na. İyiyim canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz Zeynep ablayı sadece ekrandan tanıyorsunuz evet. Sanırım. Evet, ben Zeynep ablayı ekrandan takip ettim. Hatta haberim de yoktu. Babam aradı. Şehriban Hanım'ın ismini duyunca sinirlenmiş, gerilmiş. Hatta sizin WhatsApp'ınıza mesaj atmış. Sonra ben de izledim. O gün ben de mesaj attım. Sonra tekrardan attım Cuma günü. Ulaşmayı çok istedim. Çünkü çok sinirlendim, çok üzüldüm. Niye derseniz Mehmet Bey'i dinlerken aslında babamı dinliyormuş gibi dinledim. Babanızla Şehriban Hanım'ın bağı nedir? Şehriban Hanım'ın
kız kardeşiyle benim babam ikinci evliliğini yaptı. Dilber Özkulluk'la evet. Benim babam evliliğini ben yaptı. Duyuyorum. Yeni mi duyuyorsun? Evet ben bilmiyorum. Evet doğrudur. Evet. Babamın yaşadıklarının aynısını yaşıyor. Bizim belli bir süre yaşadığımız sürecin Zeynep abla yaşıyor şu an. Şeyban Hanım'ın kız kardeşi Dilber. Dilber, evet. Dilber Hanım'la. Evet. Babanız? 1993, evet. 93 yılında nişanlandılar, evleneceklerdi. Babam kaza geçirmesi sonucu evlenemediler. 94 yılında evlendiler, evet. Tabii ama kızı verirken şu şartı koşuyorlar babama. Evleneceksin ama iç güveysine geleceksin. Babam da çok aslında Mehmet Bey gibi değil. Babam biraz dik başlıdır. İlk önce hayır falan diyor. Sonra sizin evinizin içine girmem ama sizin evinizin yakından tutarım diyor. Ve tutuyor. Evet. Sağ olsun Şehriban Hanım bunları hiç rahat bırakmıyor. Halıya varana kadar karışıyor. Kız kardeşin evliliğine de müdahale. Kesinlikle. Kesinlikle etti. Ben de hatırlıyorum. Ben o zaman 6 yaşlarında, 6,5 yaşlarındaydım. Babamın evine gelir karışırdı ve babam bunu kaldıramadı belli bir süre sonra. Evet. Başka bir yere taşındı, başka bir mahalleye taşındı aslında. Köye de gitmedik. Ortaköy'ün başka bir mahallesine taşındık ve taşındık diye Şehriban bize düşman oldu. Babama düşman oldu. Kız kardeşiyle görüşüyor muydu? Görüşmüyordu bildiğimiz kadarıyla. Ama Esra abla öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Dilber anne çok iyi bir insandı. Şehriban Hanım'la uzaktan yakından alakası yoktu. Şehriban Hanım, nasıl anlatayım size, kötülüğün bir numarası gerçekten. Sizin iddianız. Evet, benim iddiam, rica ediyorum beni duyuyorsa bağlansın. Çünkü bağlanmasını şu yüzden çok istiyorum. Ben 6 yaşındaydım, babam ben, Dilber annem, anneannemiz dediğimiz Memiş Kaplan ve yani Şehriban Hanım'ın annesi gibi Memiş Kaplan ve Fazilet Kaplanlara gidiyorduk. Oraya gittiğimiz zaman çay demleniyordu. Ben de Dilber annemin arkasından gidiyordum. Şehriban Hanım beni köşede sıkıştırırdı böyle. Kızardı bana. Hani ben Dilber annemin üvey evladıyım ya. Evet. Beni sıkıştırırdı. Sonra da ben susayım diye ağzımı kapatır. Şeker verirdi. Çayın şu kesme şekerlerinden. Sus babana söyleme falan derdi. Ben de işte hani şu an hatırlıyorum. İşte yani böyle oldu. Hatırladığım kısmında. Sonra Esra ablam, babam başka mahalleye taşındıktan sonra normalde Dilber anne rahatsızmış. Hı hı. Ama bu rahatsızlığını evlilik yasağı varmış. Asla hamile kalmaması gerekiyormuş. Bunu asla söylemediler. Biz bir de akrabayız tabii Şehriban Hanımgil'le. Benim dedemin halasının kızı olur Şehriban Hanım. Benim tabii büyük dedem ölünce de bunlar geliyorlar işte konuşuluyor. Görücü usulüyle babam ikinci evliliğini yapıyor. Ama asla hasta olduğu söylenmiyor. Tabii ki bu ilişki sonucunda Dilber annem hamile kalıyor. Hamile kalıyor tabii bunlarla da küsler. Derken Dilber annem 1995 yılında Şubat ayının Ramazan bayramıydı. Ben de hatırlıyorum. İkisiydi sanırsam Şubat ayının ikisi ya da üçü yanlış olmasın. Biz dedemlerdeydik, Namlıkışla köyündeydik. Oturuyorduk, şahitlerimiz de vardı çünkü kalabalık bir aileydi. Dilber annem bir anda rahatsızlandı. Affedersiniz ağzından böyle köpükler gelmeye başladı. Sonra nenem ona şekerli su verdi. Acaba ne oldu? Çünkü bilmiyoruz rahatsızlığını. Sonra dedem aradı. Dedi ki, ya hısım, bizim orada dünüre hısım derler. Evet. Hısım, Dilber rahatsızlandı, ne yapalım? Acil doktora götürmesi lazım. Ve Şehriban Hanımgil, İcabi Bey geldiler. Bunların bir tane daha kardeşleri var. Güler, yanlış hatırlamıyorsam, onun eşi. Onlar geldi. İcabi Bey, karşı taraf damat, başka yani yanlarındaki damat. Birisi babamın yakasından tutup ittirdi. Birisi dedemin yakasından tutup ittirdi. Yani siz gelemezsiniz diye içeriden apar topar Dilber annemi aldıkları gibi götürdüler. Ortaköy Hastanesi'ne götürüyorlar. Onlar da direkt Ankara'ya sevk ediyor.
Ankara Hacettepe. Orada baban mesela atıyorum Ortaköy Hastanesi'ne, oradan Ankara'ya gidemiyor mu? Gidemiyor. Çünkü durduruyorlar kesinlikle. Gelirsen öldürürüz, biçeriz. Yani niye? Evet, öyleler. Çünkü öyle karakterde insanlar. Abla, eminim bu konuda bağlanacak ve bilgisi olan insan. Mehmet'in de tehdit altında. Kesinlikle. Ben Mehmet'in benim ilerleyen yaşlarda öyle bir çocuk değildi gerçekten. Bu durumu çok pişman olacak. Annesini üzdüğü için. Merak ediyorum şey Dilber Hanım, yani babanın eşini alıp götürdüler. Alıp götür Ankara'ya sevk ettiler. Baban oraya gidemedi. Gidemedi. Hayır, hastaneyi bile bilmiyorduk abla. Benim babam hani akrabayız ya, akrabalarımız arıyor, diyor ki işte ya bir sorun, acaba Dilber ne durumda, çocuk ne durumda? Çünkü 8,5 aylık hamileydi Dilber anne. Son haftaları. Evet, artık son haftalarındaydı. Diyor ki işte gidelim, biz de bakalım. Karşı tarafta aracı olan kişi arıyor, diyor ki ya ne durumda? İşte iyi şu an, şu durumda. Ama kesinlikle diyor, Kekillilere söylemeyin. Benim dedem gilin lakabına Kekilli derler. Kesinlikle onlardan hiç kimse gelmesin, öldürürüz. Bir de abla, tabii ki bu duyumlarımız, ben bunu iddia ediyorum. Onlar da ortaya çıkarsınlar. Şimdi bu arada o doğum sonrasında yani bebek dünyaya geliyor. Bebek şöyle dünyaya geliyor abla, onu da anlatayım size. Ve doğumdan sonra da Dilber Hanım rahmetli oluyor. Evet. Ama şöyle abla, o da Dilber anneyi oraya götürdükleri zaman doktor diyor ki bu beyin felci geçiriyor, bebeği acil almamız gerekiyor. Ailesi de bu Şehriban Hanım ve İcabi Bey diyor ki alın. Hayır olmaz, alamayız. Eşinin imzası gerekiyor. Sanırsam İcabi Bey, yanlış bilmiyorsam. İcabi Bey imza atıyor. Sen babamın adına. İmza atıyor. Babamın adına, evet ben kocasıyım diye imza atıyor. O çocuk dünyaya geliyor. Bazı duyumlarımıza göre çocuk dünyaya gelmiş, yaşıyor sağlıklı. Bazı duyumlarımıza göre çocuk karnında öldü. Annesiyle birlikte gitti. Bu duyumumuz var. Ama hastaneye hiçbir zaman gidemedik. Araştıramadık. Cenazesine dahi katılamadık. Babam, dedem cenazesine asla katı. Babamı hiç istemediler ama dedem ne olursa olsun ben katılmadım. Ama şunu bilirsiniz yani, iki cenaze kalkar. Biri annenin cenazesi, biri bebeğin Hayır, cenazesi. Hayır, kalkmadı ve hiçbir şekilde haberimiz olmadı abla. Ya ben babamı temsilen buradayım. Hayır, şimdi hani siz o cenazeye gidemediniz ama çevredeki, yakınlardaki birileri gittiyse hani yazık, günah, küçücük bebekle anne ölmüş derlerdi. Esra abla, şöyle anlatayım onu da. Bu Şehriban Hanım cenazeyi yıkanırken, bunlar normalde 4 kız kardeşler, 2 oğlan kardeşler. 4 kız biri Dilber annem vefat ediyor. 3 kız kardeş ve anneleri yıkıyor. Kimseyi sokmuyorlar cenazeye. Bir garaja alıyorlar. Kimseyi sokmuyorlar. Diyorlar ki biz kesinlikle hiç kimseye göstermeyeceğiz. Bu kendi cenazemizi kendimiz yıkayıp gömeceğiz. Soruyoruz, o kadar araştırdık, çok yakın akrabaları. Hayır, giremedik. Hatta ben buraya gelmeden... Peki Dilber Hanım'ın cenazesi nerede? Ortaköy'de. Ya Ortaköy'de gömülü olduğunu, evet, biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Mezarını Baban da... gitti mi? Hayır, gidemedi. Mezarını bilmiyor. Bilmiyor abla. Şey cenazesler. Mezarı, hayır, bilmiyor. Mezarına gitmedi mi? Bilmiyor ki abla. Şöyle, biz dedem gitti bunun cenazesine, ne olursa olsun ben katılacağım dedi, gitti ama dedemi bile yaka paça atmışlar, yani hiçbir şekilde göstermemişler. Ya bunu, peki o çocukla alakalı babanın kafasında... Ya o zamandan beri soru işareti var abla. Yani o çocuk öldüyse mezarı nerede? Evet. Anneyle beraber mi gömüldü? Ya da raporu nerede diyor abla. Öldüyse bu çocuk, çünkü hani bu hastanede bu bellidir. Bu çocuğun raporu nerede? Babam ben bildim bile araştırıyor. Ben 17 yaşında evlendim, köyden ayrıldım, Antalya'ya yerleştim. 18 yaşında anne oldum. Anne olduktan sonra ben Dilber annemi hiçbir zaman kötülemedim. Kötülemiyorum da, nur içinde yatsın. Çünkü İsmine geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Kendi, evet. Yani Şehriban Hanım'ın, dünürünüzün kız kardeşi ve 95 yaşında vefat ediyor. Evet. 8,5 hamile olduğunu, o hamilelikte... Yani bebeği acil almamız gerekiyor, evet, denmiş. Bebek bir bölüm birçok insan tarafından öldü denilmiş. Bir bölüm tarafından da hayır, hayatta denilmiş. Yaşın. Eğer öldüyse mezarı nerede? Evet. Değilse de bu çocuk nerede sorusunu soruyor. Hanım, cuma günü bir hanımefendi bağlanmıştı. Ey Şehribar, sen çok geç anne oldun diye bir serzenişte bulunmuştu.
Hatırlıyor musunuz o söylemini? Onunla ilgili de bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey söylemek istiyorum. Bence Fazilet Hanım Cibre'nin kızı olabilir. Hayır. Kesinlikle Fazilet onların öz çocuğu. Kesinlikle. Ben kadın hamilelik resimlerini gördüm. Zaten bununla alakalı bir açıklama. Hayır. Ben kadının hamilelik resimlerini gördüm. Bebekliğini gördüm. Dışarıda oldu. Fazilet babasına çok benziyor. Helal olsun be Zeynep abla sana. Niye? Hayır. Havanın, o konuda ben... Yani abla bizim tabii duyumlarımız vardı. Şehriban Hanım çok sonra işte hatta... Olabilir. O evet. benim konum tabii, tabii, değil. Yok bizim yani. De alakası yok ama şöyle dedi hani... evlatlık aldı bu çocuğu diye biz de duyduk. Bu duyumları biz köyden çok aldık ama hatta girmeden babamla konuştum. Baba bu gerçek mi dedim. Hani var mı böyle hayır kızım dedi. O onun öz çocuğu dedi. Evet, çünkü evet. biz evet. Yani, Biber annenle evlenmeden önce o zaten o çocuk 2-3 yaşlarındaydı evet, ben evet. hatırlıyorum hayır, dedi. Hayır, öyle bir şey. Tabii bunda... konumuz Şehriban Hanım'ın bir çocuğu evlatlık edinip edinmemesi aynen. değil. Konumuz evet. o değil. Evet. Evladının hayat arkadaşının diğer aileyle görüşmesini iddia edildiğine yani, göre çok yani. Daha benim için önemli. Engelli olması. Kendi yani senin oğlun da kocaman çocuk ama kendi iradesiyle karar veremiyor olduğunu söyledin. Babasını da dedesiyle görüştürmemişler. Şimdi senin baban da evet, kendi belli bir babasıyla. Görüşmedi abla evet. Niye? Görüşmedi yani artık. Peki bu erkeklerde de bir problem var yani hani. Bunlar bir... aldıkları erkeğe ne yapıyorlar ben de anlamadım. Zan aldı. yani ya. Ay vallahi hiç bilesim yoktu. Zan altına alıyorlar hayır, abla. Hayır yani şimdi baban babasıyla niye görüşememiş? Görüşmedi abla görüşme dediler görüşmedi. Görüşme ondan dediler. Sonra annenle görüşmeyeceksin. hani bu sözün pek bir hükmü yok. Güler Hanım'ın da eşi kendi ailesiyle çok görüşmüyor. Çok oraya giren damat çok ailesiyle çok iyi değildir abla. Zaten peki emin... babana bunu sormuşsundur. Baba bak hani Mehmet'i izliyorsun. Evet. Ailesiyle görüşmüyor. Sen de zamanda hani babanla görüşememişsin. Nasıl ikna ediyorlar? Etmedi evet. babam tavrını koydu. Çünkü baktı Şeriban'ın karşı koyamıyor tepkilerini. Abla dedim ya önce evlerini yakından tuttu. Sonra babam mahalleyi değiştirince zaten bunlar otomatikman babama küstüler. Bizim sözümüzden çıktın diye. Yani aslında o şimdi sizin anlattığınız iddialarınızdan yola çıkarak kendim kişiselce bir yorum getiriyorum. Hani o evliliğin bir görünmez kuralları var. O kurallara uyarsan damat olursun. O uymazsan silinirsin. Yani o tabii ailelerin ben hep şuna inanıyorum. Kişinin evlilik sonrasındaki kendi ailesiyle görüşüp görüşmemesi koca tercih meselesi de evliliğe karar veren kişi gelince orada karar sesini. Verir diye düşünüyorum ama hanımefendinin anlattığı şey çok daha çok vahim. Daha farklı. Resmi nikahlı eşiniz hastaneye kaldırılıyor, gitmenize izin verilmiyor. İddiası o çocuğunun mezarını bilmiyor. Kesinlikle. Eşinin an... mezarını bilmiyor. 23 yıl geçmiş aradan da mezarına gitmemiş aynı yani Mehmet'e böyle bir şeydi. Yaşıyor da olabilir gibi işte. Yaşadığını da bilmiyoruz. Evet mesela Mehmet de mesela bütün iddialarda gelen ihbarlarda Reşat Bey de kendi babasıyla görüşmüyor. Bir bölümü diyor ki babasının cenazesine katılmadı. Birkaç tane de mesaj gelmiş. Sadece o günlük geldi katıldı. Hani cenazede bulundu ve gitti diyor. Ama ağırlıkta gelen mesajlarda kendi babasıyla görüşmediği yönünde. Yani oğlun da seninle görüşmeyecek. Oğlum da benimle görüşmüyor. Daha bu... Ben dün unutmuşum. Cuma günü unutmuşum. 1,5-2 hafta olmadı. Kayınım öldü. Eşimin abisi. Mehmet yok. Anneannem vefat etti. Mehmet yok. Teyzem öldü. Babaannesi öldü. Mehmet yok. Ben de ölsem Mehmet gelmez. Gelmez. Çünkü neden? Mehmet de benim çocuğum gerçekten öyle bir çocuk. Çok tepki almış. Kariyeri sıfırlandı. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Dün akşam önce hastanedeydim. Zeynep ablacığım. Esra Hanım. Tüm bunları yaratan kişi kim? Şehriban. Hayır. Şehriban. Hayır. Bunu yani buna fırsat veren de oğlunun kendisi. Evet. Ve senin oğlun o hani çok bunda örnek gösterilecek işte biri. Üniversite mezunu olmuş, bir eğitimci olmuş.
gayet işte, iyi değerlendirmelerini, hayattaki dengeleri evet, iyi kurabilir. Evet. Çünkü çocukları yönetiyor. Evet, işte bilmiyorum mesela. Yani ailesinin sırtını dönüyor. Ekranda hani sen ona oğlum hadi gel 5 yıldır sana hasretim dediğinde hani ilk gün söylediklerinin ne anlama geldiğini hiç kimse Güler anlamadı. Hanım, Güler Hanım, Güler Hanım, Güler Hanım. Fakat oğlun ısrarla her gün aynı cümleleri söyledi ve seni affetmeyeceğini söyledi. Bir de çok güzel bir kılıf buldu. O 5 senedir buraya yerleşti o sözle. Bu saatten sonra hiç görüşmem dedi. Televizyona çıktı evet, diye. Sanki evet. Televizyona çıkmasa görüşecekti. Aynen. Görüşmez. Güler Hanım kimdir Güler Hanım? Şehriban, Şehriban Hanım'ın kız kardeşi. Şehriban Hanım'ın kız kardeşi Güler Hanım telefon attığında. Güler Hanım merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi hoş geldiniz akşamlar. Canlı yayına. Alo. Alo Esra Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok şükür iyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi. Zeynep abla geldi. Evet. Oğlumla görüşemiyorum dedi. Evet. Damadınız, aslında damadınız da yayına bağlandı. Evet. Bir de sizden dinleyelim. Esra'cığım, benim o konuyla konuşacak bir şeyim yok. Ben oradaki, o olamaz. Anne oğul arasındaki meseleye ben karışmak istemiyorum. Ben aynı evde kalmıyorum. Zeynep bilir, ben 6-7 yıl burada dışarıdaydım. Ama benim... Konum benim kız kardeşimin ismi geçiyor orada. Dilber Hanım'ın mı ölmüş, ismi geçti? Evet, ölmüş kız kardeşimin ismi geçiyor. Benim kız kardeşimi evlendirdik. Onun söylediklerinde hiçbir gerçek payı yok. Hepsi yalan. Çünkü benim onun babası ikinci evliliğiydi. O kız küçüktü. 3-4 yaşlarında bir şeydi kız. Evet. 6 yaşındaydım. Hayır, ben okula gitmiyordum, küçüktüm. 4 yaşında falan. 6 yaşındaydım, hanımefendi hatırlıyorum. Hayır, kaç doğumlusun? Hayır, ben 89 doğumluyum. 89 doğumlusun. Ben 56-58 yaşındaki kadınım, benden iyi mi biliyorsun? Ama hatırlıyorum. Onun da mektuplarındaki doğum tarihi belli Güler Hanım. Niçin vefat etti? Ben konuştum canım, kısaklı bende bir saat. Ben konuştum. Tabii dinliyorum. Dinlemeyi çok istiyorum sizi. Kız kız 24 yaşındaydı, evlendi bunun babasıyla. Tamam. Onun babası, onun kendi annesini boşamış, kendi annesi neler çekmiş anlatıyor. Onu niye anlatmıyor da babasını aklamaya çıkmış oraya? Meselemiz... Siz niye kız kardeşinizi verdiniz bunları biliyordunuz da? Benim... 24 yaşında bir rahatsızlığı varmış iddiası. Hayır, o yönde. Bizim hiçbirimiz ona vermeye razı değildik. Kız kardeşinizin tamam, rahatsızlığını biliyor muydunuz? Kız kardeşinizi vermişsiniz. Benim annemin torunuydu, benim annem vereceğim dedi, versin oraya. Biz dedik bundan herif olmaz, siz bunu vermeyin, hiç bütün kardeşler karşıydık. Buna verildi. Benim kız kardeşim gitti, hamile kaldı. 4 aylık, 6 aylık hamile, 7 aylık hamile benim kardeşim. Evet. Bunlar bizi göstermediler. Bunun babası, biz kesinlikle ev içine neyi alacaktır. Benim babamın aslan gibi oğulları var. 6 kardeşidir. Niye ev içine alsın onu? Kendileri o umduğundan gelmiş. Bu yandan da umduğunu bulamayınca o lafı çıkarttılar. Benim kız kardeşimi düve düve öldürdüler. Ankara, Hacettepe'de zat raporları var. Ben yanda refakatçıydım. Çıkartırım o raporları, getiririm onun babasını. Hapse sokarsın, öldürürüm, benim aklımı açtırma. Güler Hanım, cenazeye eşi katıldı mı? Hayır, eşi katılmadı. Kimseye koymadık. Çünkü doktorlar bize darp var. Bu çocuk darp almış. Bu çocuk dopa yemiş. Bu çocuğun karnındaki çocuk dopayla ölmüş. Benim bacım yüksek tansiyondan... Beyin kanaması şiddet geçirdi. Gördüğü için mi beyin kanaması evet, geçirdiğini evet, iddia ediyorsunuz siz? Evet. Babanın ismi daha neydi? Rıfat. Rıfat Bey'in söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Peki anne bebek aynı yere mi gömüldü? Evet. Çünkü biz onları koymadık. Gözümüze yani sürece falan lafı yalan. Hatta babam da bize kızdı. Dava edelim şunu dedik. Bırak akrabayı dedi. Onun ömrü öyleymiş dedi. Babam bize karşı geldi. Şimdi biz keşke o zaman dava etmiş olsaydınız. Bugün bu açıklamayı yaptığında dönerdiniz derdiniz ki bakın bu evraklar neleri söylüyor. Siz burada neyi anlatıyorsunuz? Esra abla bir şey sorabilir miyim? Güler Hanım. Güler Hanım size bir şey sormak istiyorum. Lütfen dinler misiniz? Ben sizi tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum zaten. Ben seni hiç tanımıyorum. Ben o çocuğum öldüğüne dair... Tamam. Ben attım. Tamam, raporu gösterirsiniz, o sıkıntı değil. Benim size sadece sormak istediğim şu. Aslında o raporu gösterin bence de en azından babanın içindeki o tüm kuşkular, tüm sorular bir cevap bulsunlar. İcabi Bey, neden babam adına imza attı? Güler Hanım. Ben de anlatayım. Güler Hanım, babam adına neden İcabi Bey imza attı? Evet, ben eşiyim. Bu çocuğu hemen alın diye neden imza attı? Ya bu nasıl yalan?
nasıl bir yalan ya? Rica ederim. Hastaneye gitmemişsin bile, bu nasıl bir yalan? Ben kendi kardeşimle ben vardım orada. Tamam, kim attı imzayı o zaman? Siz söyleyin, bizim duyumlarımız bunlar. Ben, Güler Hanım. O çocuk otopsi yaptı, otopsi imzasını ben attım. Ben de hastaneden geldiğim için cenaze takmıyor bile benim kardeşim. Bayağı bir zorluk çekmiş benim imzam olduğu için. Ya bu nasıl bir yalan? Biz niye tanıyalım? O bizim kardeşimizin tek bir çocuğuyuz. Keşke yaşasak. Peki Güler Hanım, hattan ayrılmayın lütfen. Rıfat Bey telefon hattında sizin söylediğiniz her şeyin açıklamasını ve cevabını vermek için telefon hattında bekliyormuş. Rıfat Bey. Buyurun. Hoş geldiniz canlı yayına. Güler Hanım telefon hattında, rahmetli eşinizin kız kardeşi. Evet. Yani zamanında o kadıncağızın ölme sebebi aslında siz misiniz? İddiası bu yönde. Şiddet uyguladığınız için hastanelik olmuş. Evet. Yani zamanında o kadıncağızın ölme sebebi aslında... Televizyondan dinliyor. Evet. Şiddet uyguladığınız için hastanelik olmuş. Rıfat Bey, beni sadece televizyondan, pardon telefondan duyun lütfen. Evet, duyun, dinliyorum şu anda. Alo. Alo, buyurun. Heh, Güler Hanım'ın söylediği soruyu, söylediklerini duydunuz mu? Evet, duydum. Onun hepsi bana karşı hakarettir yani. Evet. Ne gibi? Hakaret yani, bana sadece hakaret ediyorlar diye. Çünkü Esra abla benim annemle de evlendi. Şu anki hanımıyla da evli, mutlu. Şöyle bir şey var, dayaktan birisi ölse, ya bunu başvurun o zaman. Bu o zaman çıksaydı ortaya. Gerçekten dayaktan ölmüş diye bir şey yok. Kadın şikayet hastaymış. Olmasa bile devlet hastanesine evet. Gitmişler. Kamu odasına soruşturma başlatılırdı. Kesinlikle. Yani böyle Güler bir rapor varken bunu siz yalnızca biliyorsanız ve evraklarda da bu varsa, otopsi de yapılmışsa o anlamda, hani çocuğun ve annenin ölümü darp nedeniyle ise bu şikayete tabi bir şey değil. Ölüm var. Bu reysen soruşturulurdu. Ben Rıfat Bey'e sormak istiyorum. Eşinizin bir rahatsızlığı var mıydı? Avukat Hanım, sana şöyle bir sorum olsun. Bu hanımın önceden rahatsızlığı varmış. Sarrası varmış ama ben evlendiğim güne kadar hiç hanımımla bu rahatsızlığı yaşamadım. Ama hanımın affedersin sarrası olduğundan daha benim yanımda bu yasağı varmış, suya girme yasağı varmış. Daha hanım benimle birlikte bir türlü yani banyosunu yapmadı yani. Hani bunlar yönetiyordu. Bunların için, bunlar ne diyorsa onu yapıyordu, uyguluyordu yani. Hanımın yerine göre benden bir türlü daha yakını yiyordu yani. Sarası vardı. Evet. Evet. Peki. Güler Hanım. Güler Hanım telefon hattında mı? Peki ben aslında Güler Hanım'a şunu da sormak istiyorum. Şimdi yıllar öncesinde Dilber Hanım'la alakalı bu konu konuşulduğunda rahmetli kız kardeşi adına açıklamayı yapıyor. Ama diğer tarafta Zeynep'le Mehmet konusunda kız kardeşiyle ilgili Şehriban'la alakalı hiçbir soruyu cevaplamıyor. Peki söyleyecek başka da bir şey yok. Telefon hattına da değilmiş şimdi. Diğer konularıma da geçeceğim. Ama oradan gelen Mehmet... Cuma günü enteresan bir cümle kurmuştu. Bunlar tutulmuş insanlar diye. buradaki hikayenin ve geçmişte yaşananların hiçbirinin tutulmuşu olamaz. Herkes yaşadıklarıyla zaten kesinlikle ortada. Sizi şimdilik uğurluyorum. Tamam. Gel. Sıra. Fil dişi. Şengül Örücü ve kızı Burcu geliyor. Burcu'nun çocuğunun babası kim sorusunun cevabı bugün DNA testiyle ortaya çıkacak. Burcu'nun dünyaya getirdiği çocuğun babası benim dedi. Hatta DNA testi yaptırdın. O testin bugün açıklanacağını söyledik. Caner Onur'un yanındaydı. Bugün Onur Önler DNA testinin sonucunu göndermedi. Caner de İzmir Torbalı'da Onur'un yanına gitti.
Onur'la görüştünüz mü Caner? Kendisiyle görüştük. Kendisi bayağı gergin ve sinirliydi. Bize karşı çok tavırlıydı. Asla yayına çıkmak istemediğini söyledi. Yanımızda sağlıkçı da vardı. Biz de bir DNA testi yapalım istedik. Ama asla bunu kabul etmedi kendisi. Peki DNA testi yaptırdığını, sonucun da bugün çıkacağını söylemişti. Sonucun bugün değil de yarın çıkacağını söyledi. Yani yarın DNA sonucunu bizlerle paylaşacakmış kendisi. Sen emin misin bebeğinin babasının? Evet abla, az önce ben Onur'la konuştum. Çocuğun babası benim diyor. DNA testi de çıkmış. Çıkmış mı? Evet çıkmış. Niye, çocuğun... niye o zaman vermedi arkadaşlarımıza? Telefonu bana öyle dedi. Ben inanmam. İnanmazsan anne ben niye giderim o zaman. Burcu? Burcu niye inanalım? Sen onunla birlikte iki türlü oynuyorsunuz ya. Niye ben onunla telefonda mı görüşürüm de iki türlü oynayacağım? Ay burada iki türlü oynuyor. DNA testini kendisi dedi. Kendisi dedi. Ben hani bir şey demedim. Ay çocuk telefonu diyor çıktı diyor. İki dakika hani Caner verdi. Caner Bey de orada o zaman. Kaçıyor o zaman sizden. Konuşmak istemiyor. Biz gelsin demedik buraya. Ella anne ben DNA test istiyorum. İstiyorsan evet, git istiyorum. Kendini al o zaman başka yerden. Peki giderim ama çıksın. Ama yanına gidemez. Kusura bakma, ev adresini biliyorum ama söylemeyeceğim. Şu anda Caner İzmir'de. Pardon, Aydın Nazilli'de. Yanındaki konuklar kimler? Hemen kendisinden öğrenelim. Buyurun. Evet Esra Hanım, şu anda Nazilli'deyiz. Yanımda Burcu'nun nikahlı eşi Cem Bey, Cem Bey'in babası Mustafa Bey ve Burcu'nun abisi Nihat Bey buradalar. Peki önce Cem'le konuşmak istiyorum. Cem beni duyduğunu biliyorum. Burcu evden nasıl ayrıldı, ne zaman ayrıldı, sen bu süre içerisinde bu kadın nerede, ne yapıyor diye hiç sorgulamadın mı? Esra Hanım, o 2017 Ocağın birinde evden kaçtı. Polis karakoluna gittim, kayıp ilanı verdim. O Onur Bey'in yanındaydı kendisi, evden kaçıp duruyordu kendisi. Peki, Yani... Boşanmak istedin mi? Bunu Burcu'ya ilettin mi? Hanımefendinin yüzünü göremedim Esra Hanım. Dakika başı her gün evden kaçıyordu. Bir geliyor bir gidiyor, bir geliyor bir gidiyordu. Onur Bey arkadaşınız mı? Benim değil arkadaşım. Sizin hiçbir boyu yok. Burcu Hanım sandviçte çalışırken apartman temizlik yerinde çalışırken İbrahim Deniz'le tanışıyor. İbrahim Deniz tanıştırdı bizi. Ondan sonra zaten hayatım kaydı yani Esra Hanım. Burcu'yla tanıştıktan yani sonra yalanları hayatın kaydı? Yalanları... İbrahim Deniz bizi tanıştırdı Onur'la. Ondan sonra bana yalan söylemeye başladı. Yok Aydın'dayım ben diyor. Yok arkadaşımda kalıyorum diyor. Bir bakıyorum Onur Bey'in yanında çıkıyor her seferinde. Niye boşanma davası açmadı? Suçlu ben değilim ki Esra Hanım. Kendisi açması lazım. Peki. Burcu doğru mu söyledi? Hani haklı olan benim her... Doğru abla. Ya hayır. Hani, Onur'un yanına kaçmadım ama kendisi de evde durmuyordu. Yalan mı değil mi kendisine de sorabilirsiniz. Ya zaten bu ilişki çoktan bitmiş yani niye bittiğini sorgulayacak durumda değilim. Yalnız şunu merak ediyorum. Burcu'nun iddia ettiği gibi resimleri sosyal medya hesabında paylaştınız mı? Hayır Hülya Hanım. Telefonu ben kullanmıyordum. Kendisi kullanıyordu. İsterseniz babama da sorabilirsiniz. Ben telefon kavgası bile yaptım yani. Telefonu hep kendisi kullanıyordu. Yani, benim elime telefon geçmiyordu yani. Kendi resimlerini kendi mi paylaştı? Evet Hülya Hanım. Ben 4 ay sonra kendim gördüm Face'te. Ondan sonra Mayıs'ın 21'de kavga ettik. O gün akşamı Face'e girmiş benim telefondan. Silmiş hepsini. Telefonu bile bir ay sonra zorla aldım. Haziran'ın 16'sında aldım. 2017'de zorla aldım. Ondan sonra da iş yerinde de telefonum kırıldı. Burcu doğru mu? Kendi resimlerini sen paylaşmışsın. Hayır abla yalan atıyor. Ben öyle bir şey paylaşmadım. Hatta annem hayır, de biliyor. Hülya Hanım hayır. Cem Bey yalan söylüyor.
Resimlerin paylaşıldığı an, yani Allah razı olsun Onur, yine yani yine söylüyorum, hani oğlum olarak yine söylüyorum, kendisi ilk gördüğünde bana telefon açtı. Kızınız bu durumda, ben bu resimleri araştırdım, Allah rızası için dedi, hemen kızınıza yardım ediyorum, bu şekilde savcılığa hemen haber verin. Sorun nerede biliyor musunuz? Bakın burada işte oğlum. Burcu. Siz Onur Bey'i kurtarıcı olarak görmüşsünüz Şengül Hanım. Aynen. Aile bunu korursa ondan sonra da Onur Bey hata yaptığı zaman Onur Bey'i eleştirebilme hakkınız yok sizin. Cem, Onur'la gördüğün için ve Onur'un yanında olduğu için intikam almak için böyle bir şey yapmış olabilir misin? Burcu'nun hani o çıplak fotoğrafları neyse onları yayınlamış olabilir misin sosyal medyadan? Hanımefendi bana telefonu vermiyordu. Ben... görmeye gittim de Burcu Hanım dedi ki bana, aşkım dedi, ben lavaboya gideceğim dedi. Lavaboya girdi, benim çalıştığım yerin sahibinin dükkanına girdi. Orada fotoğrafları çekmiş, göndermiş. Benim de haberim yoktu. 4-5 ay sonra ben kendi face'inde gördüm. Onun sonra Mayıs'ın 21'inde de Onur Bey'le kaçıp trende yakaladım. Şahidim de var yani. Boşanmak için yapmış olabilir misin orayı paylaşımları? Hayır abla, yalan atıyor. Ben öyle bir şey yapsam annemin kapısının önüne direkt kendim giderim. Hülya Hanım, kendisini paylaşacak olduğu bir resimler değil. İnanın hani bunu siz de araştırın. Resimler benim hani eski telefonumdaydı. Ben onları bilgisayarıma attım. Ve savcılığa götürdük. Savcılık bize dedi ki bu Burcu senin yapmış olduğunu, yoksa hani diyorlar ya fotomontaj mı falan diye. Fotomontajla bir alakası bile yok. Çünkü mesela olağanüstü böyle bir soru soruyorsun. Bunlar senin kendi çektiğin fotoğraflar mı? Sorusu çok önemli bir soru. Şimdi bir karşıdan çekilen fotoğraflar vardır. Evet. Bir de kendi çektiğiniz fotoğraflar vardır. Çünkü karşıdan çekilmiş Esra Hanım. Karşıdan çekilmiş. Hani ben resimleri bile gördüğümde... Ama o zaman savcılık sormazdı. Karşıdan çekilen bir resimler olsa savcı bu soruyu yöneltmez. Bizi ayrı ayrı aldılar zaten. Savcı hanımımız, ondan sonra savcılarımız, hani şu anda hep değiştiler. Yeni gelen savcımız bile bunu sordu. Önemli. Yani bak Burcu, bu fotoğrafları sen kendin mi çektin yoksa bunlar fotomontaj mı diye soruyor. Evet. Sordular değil mi bu soruyu evet, sana? Evet abla, sordular. Sen ne dedin? Ben yapmadım dedim. Tamam. Ama bir savcı bu soruyu soruyorsa bir, yani şimdi dışarıdan benim fotoğrafımı gizlice çekebilirsin. Ama bir de benim kendimi ya da bedenimi çektiğim fotoğraflar vardır. Onu da artık herhalde anlıyorlardır. Cem, ben böyle bir şey yapmadım diyor. Boşanma konusunda senin niye bir girişiminin olmadı? Oldu abla, annemin yanına gittikten sonra anneme söyledim, annemden birlik yaptık biz. Evet, ben barodan avukat talep ettim. Evraklarımız falan dolaştırıldı, hani banka imza alındı, onları yaptık ve şu anda avukatımız var. Biz avukatımızla daha irtibata hani giremedik. Ben de şey yapacağım dedi, size haber vereceğim dedi. Hatta buraya geleceğimizden bile bilgisi yok. Peki Cem'in bir babasıyla da konuşmak istiyorum. Ama ondan önce Esra Hanım, Cem'e şunu yöneltmek istiyorum. Cem, nüfus cüzdanına göre babası senin olduğun bir çocuk var. Burcu Hanım hala sizinle resmi nikahlı ama Onur Bey'in yanında yaşamayı tercih ediyor, onun ailesi. Bu konudaki ileriye dönük planınız ne? Boşanmak istiyor musunuz? Ve bugün de DNA testi sonucu açıklanacak. Bu çocuk babası siz misiniz? Yani Hülya Hanım, artı... Hayır ben değilim. Artısı da onların evine gittik bir gün. Annesi babası hani küfürleri yağdırdılar evde. Bizi o kovaladılar ondan sonra. Hani niye gittiniz Burcu'ların evine abla? Gelin sorar olarak mısınız dedi. Cem'in babası beni kaç kere dövmüş gözümün önünde? Kaçıyordu. Kaçıyordu. Hanımefendinin yüzünden herkesten hani... Abla şu onların resmini kaldırabilir miyim? Abilerim bak, diyor ki... Çok sinir oluyor oradaki de. Abilerim diyor ki senin karının diyor şu erkeğin yanında ne işi var? Şu erkeğin yanında ne işin var diyor. Boşan diyorlar. Kahveye niye boşanmadın gidelim, işte oğlum düşün. Sen de. Artı işte Esra Hanım, benim cezam vardı işte. Cezaevine girdim çıktım hanımefendinin yüzünden. Para cezasını ödedim, kurtuldum şimdi. Artı... o fotoğrafı. Peki. Orada. Telefonu da sadece kendisi kullanıyordu. Baba Mustafa'ydı galiba. Cem'in babası Mustafa Bey'le bir konuşmak istiyorum. Burcu, biraz önce bir cümle kurdun. Aynen, Cem'in babası beni kaç kere dövmüş acaba? Cem'e bir sorsanız dedim. Hatta Onur beni kurtardı.
Onur da hatta Cem'in babasını etikledi Cem'in yanında. Mustafa Bey, niye oğlunuza hani bir an önce bu evlilik bitsin diye bir yol göstermediniz? Çok zor iletişim. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ya da ne söylemek istersin? Caner söylesin. Sen beyefendinin yanındasın. Sen yönet. İşini şöyle... Burcu Hanım geçen sene Kurban Bayramı'nda evden kaçtı. Bunu birkaç yerde usulsüz yakaladık. En son tren istasyonunda vagonun içinde yakaladık. Yani uykusuz vaziyette yakaladık. Emniyete gittik. Şikayetçi olduk. Bize şikayetçi olduğumuz zaman bize... Sizin ne babam vardı ne kocam vardı... Kovardı bizi. Ondan sonra Onur'la gitti. Siz de gidin de ben de Onur'un yanında kalacağım dedi. Ondan sonra bir daha da haber alamadık. Bir duyuyoruz Nazilli'de, bir duyuyoruz Afyon'da, bir duyuyoruz Deniz'de. Peki, hani nerede olduğu belli değil. Hani biz bir sürü ceza kağıdı geldi. Hani kendisine bir türlü ulaştıramıyoruz. Siz de bir çok hala uzun bir süredir ulaşamıyorsunuz. Ceza kağıtları var. Doğru mu bu yaşattıkları? Anlattıkları doğru mu? Doğru ama abla, Cem kendisi evde durmuyordu. Tren garında beni yakaladılar, polisler beni götürdü. Ben onları istemiyorum dedim. Onların yanında kalmak istiyorum dedim. Hep de Onur'un yanındaydım. Peki, Burcu'nun şimdi, abi de oradaymış. Esra Hanım şöyle bir şey söylemiştir. Mustafa Bey'in dediklerinin birçokları doğru. Ama şöyle bir şey, bunlar kavga ettikleri zaman... bu hemen direkt bana ulaştı. Hep yabancı numaralardan anne ben geliyorum, anne ben geliyorum. Kavga ettiklerinde birkaç defa çocuğun suratında hep çizikler, yarıklar vardı. Psikolojik durum olarak ben kendisine doktora getirdim, götürdüm. Yani hani dediklerinin birçok şeyleri doğru. Peki, inkar abin edemem. Abin de oradaymış. Abinin adı Nihat mıydı? Nihat. Abiye bir uzatalım Caner mikrofonu. Ya kendi kızı camı kırdan adamı kolu... Caner sen kendini yönetebilirsin. Abi ne söylemek isterse, açıklamaları neyse söyleyebilir. Nihat, yayından önce bazı şeyler söyledim. Bunları yayında söylemek istediğini söyledim Burcu ile ilgili. Bunları alalım. Ya Esra Hanım, şimdi Nazil'de beni tepki gösteriyorlar. Kız kardeşime dövdüğüme dair. Çarşıya çıktığım zaman yüzüme tükürüyorum. Sen nasıl bir abisin diyorlar. Ben bu zamana kadar ne kız kardeşime dövdüm, ne bir şey yaptım. Buradan Nazil halkına sesleniyorum. Ben kız kardeşimi dövmedim. O yüzüme tükürenler, yani bu canlı yayını izliyorsa bana hak verecekler çünkü. Ben kız kardeşimin ne kötülüğünü istedim bu zamana kadar, ne bir şeysini istedim. Artı Esra Hanım, cumartesi günü akşam yani bu olaydan dolayı darp edildim ben. Yani kız kardeşimi dövüyorsun, sen böyle bir abi layık olamazsın dedi. Mahallemde darp edildim yani Esra Hanım. Burcu? Allah... Şu an benim suçum yok ama abi senden çok ama çok özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Esra Hanım, ben şu an tüm Nazil halkının karşısında ve 80 milyonu karşı kardeşime bir hatam olduysa ondan da özür diliyorum. Haksız yere mi bunlar başına geldi Burcu? Ve bugün Nazil Devlet Hastanesi'ne gittim Esra Hanım. Çünkü beyin tomografisi her şeyim çekildi yani. Burcu? Yani biz kardeşimizin kötü olmasını istemiyoruz. Yani Onur Bey bile bana bir ara tehdit etti Esra Hanım. Yani seni öldüreceğini söylüyor beni. Abin senin kötülüğünü ister mi? Döveceğini söylüyor beni. Bak bunları söyle. Abin senin kötülüğünü ister mi? İstemez. Sana zarar verecek bir davranışta bulundu mu? Ki sen aslında yani hani çok uzun süredir üst üste hatalı davranışlarda bulunuyorsun. Aslında yaşadıklarını ve yaptıklarını ne olduğunu sonuçlarını da idrak edemiyorsun. Ama ona rağmen ailen senin arkanda duruyor mu? Evet duruyor abla. Niye yalan söyledin abin hakkında? Ama gerçekten abla vurdu. Ama şuradan abime de özür diliyorum. Ailemin karşıda her yaptığım için de özür dilerim. Hatta anneme ben bugün bir şey yaptırdım. Onu verebilir miyim abla? Tabii ki. Hiçbir zaman... El kaldırmadı. Anne.
söyledim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim anne. Çok özür dilerim. Abimden de özür dilerim, senden de. Canım. Ağlama. Ağlama, o gözyaşı bir daha akmayacak. Ağlama. Nihat, sen kardeşinin sana birçok şey yaşattı. Özrünü kabul ediyor musun? Esra'nın tamam. Çünkü o, ben onu cahiline şey verdim, hastalığına verdim kendisini. Ben de özrümü kabul ediyorum. Ben şu an bakın 80 milyon karşısında kardeşimden tekrardan özür diliyorum. Ve Nazilli halkının karşısında da özür diliyorum yani kendisi. O da benim tabii özrümü kabul edecekse ben kardeşimin yani eve bile gelmesini istiyorum yani bu saatten sonra. Onu başına bir şey zarar bile gelse ben kendimi zarara sokacak şekilde savunurum yani. Arkasına bile dururum yani kız kardeşimin. Bak senin böyle de bir abin var. Seni hiçbir zaman yargılamayan, ötelemeyen, sokağa atmayan, her hatanda bile yine de seni korumak için mücadele eden bir abin var Burcu. Ve sen onun için artık tek kişi değilsin. Senin bir evladın var. Aynen Esra abla. Şunu size sorabilir miyim? Burcu bu saatten sonra, boşandıktan sonra yeni bir evlilik yapabilir mi? Yani kararlarını idrak edebiliyor mu? Sonuçlarını anlayabiliyor mu? Anne bunun aksini iddia ediyor. Bir abi olarak ben sizden de duymak istiyorum. Ortada çünkü Burcu gibi korumaya muhtaç bir bebek de var. Ya Hülya Hanım şimdi kız kardeşim Onur denilen kişiyle yani bir yuva kurarsa, evlilik kurarsa ben yine kardeşim ondan da kaçıp geçeceğini şüpheleniyorum şimdi Hülya Hanım çünkü o adamın cezaevine girdiğini biliyoruz. Artı uyuşturucu madde kullandığını biliyoruz ve kız kardeşim bunu kendisi söylemişti bana evde. Annem de şahit bu konuda. Bana Onur uyuşturucu madde istemiyorum yani Esra Hanım. Gelsin kız kardeşi benim yanımda evimde yani kendi bizim evimizde yaşasın. Ben onun çocuğuna da bakmaya razıyım yani. Yeğenim olarak yani. Ben yeğenimi 13-14 günden beri görmüyorum yani. Canlı bile. Yüzünü bile göremiyorum. Burcu bugün bu çiçekleri hani öylesine annesinden sadece özür dilemek için vermedi. Aslında bu çiçeğin senin için çok anlamı var. Yani ama abla ben annemle yanında kalamam. Bunu da söyleyeyim. Abim de duysun. Ama ben onların yanında kalamam. Ben gene de onların yanında kalacağım. Ailem yanında kalamam. Ama onun bir evi, bir düzeni yok. Var abla. Nerede var? Hatta ben onunla geçen konuştuğum bana dedi. Ben ev tuttum artık gel dedi. Orada durduğun yeter artık dedi. Nasıl yani? İki günde ev mi tutmuş? Evet. Evi de döşemiş. Güzelce iş kurmuş. Çocuğun adına para yatırmış. İki her günde şey yapmış bunları. Evet hepsini iki günde yapmış. Şimdi sen Cem'e sorsanız hiçbirini geldin? Yapmaz. Hayır. Şimdi sen buraya ne zaman geldin? Çarşamba günü değil mi? Evet. Çarşamba gününden bugüne kadar kaç gün oldu? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Beş günde. Beş günde hepsini yapabiliyor abla. Evi döşedi, çocuğa bankada para mı yatırdı? Hı hı. Peki. Bana öyle söyledi o. Çocuğun kaç aylık? İki. İki. Bir de onun hamilelik sürecim var. Bu 11 ayda yapamadığını iki güne nasıl sığdırmış? Abla çalışıyor hızlı böyle. Çok tatlısın Burcu ya. Bu arada Cem buraya gelip anlaşmalı boşanma istiyor. Doğru mu Cem? Hani ben geleyim bir an önce hızlandıralım. Evet. Anlaşmalı boşanalım Esra, diyor. Esra buraya gelirse ben bugün zaten için gidiyorum o zaman. Kızım Burcu sizi boşayacağız. Esra ben burada kabul dilekçemi veririm. Kabul et. Ben kabul et. O gel, Hanım burada. Ben burada kendim ifademi veririm. O geldiğimi kendi verir gider. Ben onu burada yüzünü görmek istemiyorum. Anlaşmalı boşanma nasıl oluyormuş diye bir sor. Bir sor. Hayır. Ben ifademi veririm burada. Ondan sonra verir gider. Ben onun burada yüzünü görmek istemiyorum. Burcu o zaman çekişmeli boşanma davası. Anlaşmalı boşanmada hakim her ikinizin de beyanını duymak ister. Anlaşmalı olacak. Yani dilekçe vermen yeterli değil. O zaman o buradayken ben onun yanında durmak imkansız ama. Onun yanında durmayacaksın. Eğer boşanmayı istiyorsan duruşmada karşılıklı olarak bulunmanız gerekiyor. Burada birlikte olmanız anlamına gelmiyor. Yoksa yıllarca boşanamazsın. O orada gitsinlersin ben burada veririm abla. Uzak yerde de oluyor bunlar. Nasıl? O orada kendi boşanma anlaşmalı boşanma olmaz Burcu. Oluyor abla. Anlaşmalı boşanma olmaz. Çok komik değil bak beni burada
sinir etmeyesiz gözdükçe. Burcu ama oluyor abla dediğin kişi zaten bir hukukçu. Elinize bir çekirdek vereyim de öyle gülün o zaman. La Allah ya. Esra Hanım. Sen biz burada oyun oynuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Boşanma olayı mevcuttur. Ne haliniz varsa görün. Yıllarca da sürünün bu yolda. Bu kadar basit. Hayır ben o buraya tamam, gelirse ben onunla konuşma. Bitti. Ben zaten yapıyorum. Ne haliniz varsa görün. Gidin uzaktan boşayıp ifade vermekle oluyor mu? Bir görelim bakalım. Anlaşmalı boşanacaksın. Anne o buraya evet, geldi. Hayır yüz yüze gelmeyeceksin. Hayır. Hülya Hanım burada. Şengül Hanım benim ben zaten kere böyle bir olayı kaç kere daha benim gidim. Böyle bir olayı harcayacak enerjim yok. Hülya Hanım ben senin yüzde kadı babamı gördüm. Senin yüzde kadı babamı gördüm. Gitmek istiyorum. Burada kalmak istemiyorum Esra abla. Cem siz kendiniz nasıl biliyorsanız öyle anladım. Esra abla konu ben artık burada durmak istemiyorum. O yüzden Esra gitmek ben istiyorum. Esra abla. Ben de Esra abla bir dakika onu susturur musunuz? Esra buyurun, abla. Dinliyorum. Yüzünden ben kendi babamı dövdüm evde. Burcu'nun yüzünden ben kendi babamı dövdüm. Söyle bakalım önce sen beni kaç kere dövdün o zaman kendi evinde. Hiç kimse birinin yüzünden var, kimse birine zarar vermez. Benim de kaç kere şahidim var beni dövdüğü kadarıyla. Konuştuklarım duruyor. Milletten aşkını cicimi konuştu. FaceTime'ın fotoğraflarında da duruyor. Yani. Mesajlarım duruyor peki, bende. DNA ben de evdeyken başkalarına iyice yazışıyor. Artık Uğur Gündüz'de daha çağırdın Torbalı'ya. Adam sesli mesajlarını dinletti. Artık onu... söylemiyor. Şu an Face'ine girin Esra Hanım. Bu boşanma davası açsaydınız da uğraşmazdınız yani. Herkes Facebook'a gidiyor bir şeyler yapmayabiliyor. Ama Esra Hanım kendisi kaçıp duruyor evden. Hani kendisini bulamıyoruz. Bir uşağa gidiyor. Taner diye bir çocuk var. Onunla kavga ettim. Teşekkür bak, ediyorum bağlandığı için DNA testinin sonucunu tamam, açıklıyorum. Tamam sus. Çocuğun babası Onur nasıl olacak nüfusta? Abla Hülya abla yapsın istiyorsa ben buradayım. Yok, ama ben bu akşam gitmek istiyorum artık. Hülya Hanım yok o konu bitti. Siz onu kendiniz halledeceksiniz bizden çıktı. Sadece şunu soruyorum hani Onur evladının çocuğunun babası nasıl olacak nüfusta? Abla kendi şeysinden çıkarttım ben yaptırırım onu halale. Tamam halledersin. Kim nüfusundan Cem çıkarsın ben onu halale yaptırırım siz burada yapamıyorsanız. Şimdi. Öyle hiç ama demeyin bana. Doğru söylüyorum ben burada. Çok bilmişsiniz gelin siz yapın o zaman. Peki. Allah sen çok iyi biliyorsun ya. Aileniz eğer sizin hakkınızda yerleşim yerinize döndüğünde vesayet altına alınmanız noktasında herhangi bir harekette bulunmazsa. Bu konuda biz... Burcu Hanım'ın boşanma davasında ki hakim tarafından ben vesayet altına alınabileceğini düşünüyorum. Bu yönde de zaten sağlık kurulu raporu alınmadan asla boşanamayacaksın Burcu Hanım. Ne alaka şimdi abla? Ne alaka? Peki. Ne alaka olduğunu yaşadığın süreç ama içerisinde göreceksin. Ama herkes burada ağlıyor ben bir şey demiyorum. Boşanma davası oldu mu ben bir şey demeyeceğim. Burcu abin dedi ki ne olur dedi evine dönsün. Bizimle ama beraber ama ben de oraya yaşasın. Dönmek istemiyorum ama tamam. Abla. Çocuğun açısından çok daha sağlıklı olur. Onur bana iyi bakıyor. Şimdi Onur'un babasının söylediği açıklamalar cuma günü ekrana gelmemişti. O gün sen telefona bağlandığında Onur'un babasının açıklamaları da var. Bir onlar ekrana gelsin. Bir dinle kendin dinle. Ben Onur'un babasıyım. Burcu çocuğu almış gelmiş. Sizinle ne görüşeceğim? Gelin kızınızı alın gidin. Zaten Burcu'yu kabul etmiyoruz. Gelin onları hayata kabul edemeyin. Benim aileme yakışmazlar onlar. Oğlunuz kendi çocuğu olduğunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Ben ya testini yaptırdık. Eğer torun oğlumunsa ben çocuğu kabul ederim ama çocuğu kabul etmem. Şimdi dinledin mi? Dinledim abla. Ne söylüyor? Gelinimiz olarak kabul etmeyiz diyor. Başka ne ben diyor? Ben şimdi burada bir şey... Allah'ım.
bir çocuk yaptıysa ben onun nüfusuna geçmeyeceğim. Kusura bakmasın. Peki Burcu gelini olarak kabul etmiyor. Gelini olarak kabul etmesin. Kızı da olarak kabul etmesin. DNA testinin sonucu ortaya çıktığında. Evet çocuğu alamazlar ama. Annem benim sinirlerim bozulmaya başladı çünkü. Beni de zorluyorlar burada. DNA testinin sonucunda çocuk Onur'un çocuğu çıkarsa ne olacağını biliyor musun? Abla elimden alamazlar. Ben Onur nedir? Ben senin arkandayım dedim. Onur da aldırmaya imkansız. Alamazlar. Ben kendime de güveniyorum. Onur da kendine güveniyor. İnşallah. Peki. Çocuğun babası Onur. Çocuğun babası Onur. Sadece bunu söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte babanın söylediklerini bir daha bir ekrana getirin. Ben Onur'un babasıyım. Burcu çocuğu almış gelmiş. Sizinle ne görüşeceğim? Gelin kızınızı alın gidin. Zaten Burcu'yu kabul etmiyoruz. Gelin onları hayatta kabul edemeyin. Benim aileme yakışmazlar onlar. Oğlunuz kendi çocuğu olduğunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Ben ya testini yaptırdık. Eğer torun oğlumunsa ben çocuğu kabul ederim ama Burcu'yu kabul etmem. Bu saatten sonraki yolunu çizecek olan kişi de sensin zaten. Tamam ama, o zaman abla ben kendi kendime boşanma davası açarım o zaman. Sizin bir şey yapacağınız yok o zaman. Kızım zaten açtık davayı. Zaten yaptık. Anne. Söylediği anlaşmalı karşılıklı. Hülya Hanım'ın söylediği bu. Peki Burcu seni şimdi alacaklar biz annenle konuşacağız. Sen oturabilirsin Şengül abla. Gerçekten bazen tam böyle hafta sonundan beri yeni bir yol çizdik, olayı sakinleştiriyoruz dedik. Esra Hanım ben onun güvenli olduğunu gerçekten sanmıyorum. Allah senin yardımcın olsun. Sadece bunu söyleyebilirim yani. Ben sizden istediğim tek bir şey var. Onun çocuğunu hem elinden alacaklar, onun da can güvenliğini olduğunu sanmıyorum. Ve kızım korkuyor. Kimden korkuyor? Yani Onur'dan korkuyor. Buraya geldiğinde yani başına geleceğini düşün diyor. Ne diye korkuyor? Programa gelmeden önce bana bunu söyledi. Ne dedi? Yani ben oraya çıkarsam hatta bundan dolayı yani gerçekten haberim yoktu. Ben bile hani gerçekten yani şok oldum. Hayır Onur'un yani Onur buraya çıkarsam sana ne olur? Ailenle aranı düzeltirsen artık hani ona ne yapacağını bilmiyorum. İnanın gerçekten bilmiyorum. Yani gece gündüz otelde yani kaldığımız yerde hep daima benim arkadaşlar görüyorlar. İnanın gözümü kırpmıyorum. Onun ne yapacağını da bilmiyorum. Çocuk gerçekten çok korkuyor. Bence, ama bu çocuk bundan korkuyor. Mesela Burcu Onur'dan korkuyor ama yani Onur'la bu ilişkiyi yaşamalarına fırsat veren istediği dakikada Onur'a da sığınan sizsiniz. Hayır şimdi şöyle bir şey bana geldiğinde ben kızınızı dedi seviyorum. Madem dedim seviyorsun hani eşinden boşansın. Az çatlasa bile ya 3 gün ya 4 gün kaldı. Benim ailem bunun hani müsaade etmedi. Yani eşim de orada. Benim oğlum ona da müsaade etmedi. Dedim ki oğlum bu yoksa ben dedim kızımı kaybedeceğim. 9 ay boyunca yanımdaydı. Doğumuna gittim geldim eşim getirdi götürdü gecemizi gündüzümüzü verdik. Yani şu anda bebeğimiz kendisi de bilmiyor. Şu anda bebeğimiz 3 aylık. Yani 26'sında doğum peki, yaptı. Burcu burada diyor ki evi kurdu diyor evi kurmuş düzeni. Mümkün değil. Mümkün değil Esra Hanım. Mümkün değil. Onur'un ailesi de zaten Burcu'yu istemiyor, kabul etmiyor. Ben ailesini bilmiyorum, görmüyorum. Sadece Onur'la yani yüz göz. Ben bir şey söyleyebilir miyim hanımefendiye? Peki sen Onur'un şey damadın varken boşanmadan Onur'u evine alıp da kızınla bir arada nasıl tutarsın? Şimdi şöyle bir şey benim kızım bana geldiğinde ya bu bizim çok kötü durumdaydı. Bizim örf ve adetimize yakışır mı? Doğru haklısınız ama benim çocuğum geldiğinde bana çok kötü durumdaydı. Ve benim eşim her şeye şahit. Yani almak zorunda kaldım. Üstü, da yüzü, hani her şeyiyle berbattı. Şengül Hanım. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi al birini bul birini. Ayrıca kızınız hiç korkmuyor. Tam tersine aşırı cesur.
aşırı cesur. Her şeyi yakabilir. Ama o cesuru çok aklı hayır, şimdi şöyle bir şey. O cesareti çok aklı selimliğinden değil yani. %50 gerçekten ben şu raporu getirebilseydim evde bile hani kendi bakımını yapamaz. Evde herhangi bir şeyi yapmıyor zaten. Devamlı ben koşuşturuyorum. Ya Şengül Hanımcığım bak şimdi zaten sorun orada. Yapamaz. Kendi bakımını yapamıyor diyorsunuz. 3 aylık bir çocuk var. Baba adayı var bir tane ortada. İşte sözde baba DNA testine göre biyolojik baba ama resmi anlamda değil. İstemeyen bir aile var. Ben buradan kusura bakmayın siz ısrarla hani işte boşandı, yeni bir yuva kursun ama hangi yuvadan, hangi karar alacak insandan bahsediyorsunuz? O mekanizmayı vesayet dediğiniz şey bazen kısıtlanacak insanı bazen de etrafındaki insanları korumak adınadır. Yani siz bunu anlayamıyorsunuz. Bu X kişisi bir başka kişi daha çıkacak önünüze. Çocuklar olacak bundan. Ve bakın aynen, siz diyorsunuz Allah ki korusun. Bunu ben bilemem. Sizin iddianız bu. Benim kızım kendi bakımını yapamıyor diyorsunuz. Bir çocuk, 3 aylık bir çocuk var. Ben buradan bakanlığa seslenmek istiyorum. Lütfen aynen. Sosyal inceleme yapılsın. Sağlık kurulu raporu alınsın. Boşanma sürecinde de lütfen zaten boşanma hakiminin karşısına geçtiği zaman da gerekli araştırma yapılacaktır. Öyle basit değil yani sizin boşanma sürecinizde. O resimleri de çekip Facebook'a koyacak kadar da potansiyeli var. Hani yapmaz demiştiniz yok, şimdi ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. O resimleri o yapamaz. Ben kendim bile gördüm. Ya sana bir şey söyleyeyim. Bunu şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani onu orada yayınlamanın son beraberinde nasıl bir getirisi olacağını bilmesi gerekenleri biliyor, bilmemesi gerekenleri bilmiyor gibi bir durum var. O da hani o çok aklı selim düşünemediği için. Hani siz %50 diyorsunuz ama %50 midir değil midir onu bilemem ben uzman olmadığım için. Esra Hanım ben artık hani ne diyeceğim bilmiyorum. İnanın çok hani onun yani bir yere yani yerleştirin. Yani o raporları buraya değil siz atıyorum kızınızla ilgili kayıp başvurusu yaptığınızda bunu karakola bile götürmüş olsaydınız. Oradaki sistem bile çok daha farklı olurdu. Yok hiç yardımcı olmadılar. Emniyetimize gittim, her bir şeyimize yapmayın, gittim. Allah aşkına. İnanın olmadı Esra Hanım. Gerçekten söylüyorum. Şöyle söyleyeyim, bunu çok ben de defasında çok benim hani hep kızımı tutuldu. Ben yarım saat, bir saat emniyette i̇şte bekledim. Siz o evrakları götürmüş olsaydınız, o evraklar, o raporlarda yazanlar sonrasında zaten tutum farklı olurdu. Şimdi 25 yaşındaki birine siz evden kaçmışsınız. Evet kendi isteğimle kaçtım diyen birine ne yapacak? Zorla tutup onu getirecek mi? Ama raporları olan birini en azından gözlem altına alır, aileyi çağırır, orada bir bağlantı kurabilir. Şimdi baktığınızda normal yani her şeyle normal gözüküyor. Sohbetiyle, konuşmasıyla, yok, cevaplarıyla, açıklamalarıyla normal gözüküyor ama bunu bir emniyet görevlisinin... Ya ben bunun yerine yerleştirilmesini istiyorum Esra Hanım. Ben artık hani bir yere kadar... Nereye yerleştirmesini istiyorsunuz? Yani bir sosyal yerine. O yani yüzden yaşadığınız yere döndüğünüz zaman vesayet makamına müracaatta bulunacaksınız. Burada herhangi bir para söz konusu değil. Kızımın kısıtlanmasını istiyorum. Aile yakını olarak elinizdeki raporu sunarsınız. Zaten hızlı bir şekilde sağlık kurulu raporu alınacak. İddia ettiğiniz gibi zaten herhangi bir akıl zayıflığı söz konusuysa kısıtlanacakları ve vasitlerin onayı olmadan da farklı kişilerin yanında mağduriyeti söz ama konusu olmaz. Ama annenin bir tık daha ötesi yani bir sosyal hizmetler kurumunda kalsın. Orada gözetimde ve bakımda olmasını isteği yönünde. Çok zor vallahi. Allah bir anne için Allah hiç kimseye evladıyla imtihan etmesin. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Salı günü karşınızda olacağız Allah nasip ederse.